Bu TRT 1 de bak TRT 5 şey yapmıyor. Oğlum benim yandı. Telefon atmıyordu TRT. Telefon neredeyse git aç. Ne yine? Kim? Başakşehir'in stadında oynuyormuş. Başakşehir. Şeyde Fatih Terim yok. Fatih hocamın olmadığı masa yok. Yok lan o Kasımpaşa'ydı. Allah nereye gittik? Aha kardeşlerim. Ne oluyor lan? Bildirim gelmedi mi? Yok bana çoğunlukla gelmiyor arada geliyor. Kameraya görünmeden sağ tarafa geçeriz. Hadi geldi. Vay Kirip abi maşallah selam. Aras da burada Kirip'i... Hayır. Yok yok. Bir şey söylemek ister misin Kirip'i Johnny'ye? Hemen FT'ye yazdı. Aras buraya bir gelsene. Şuraya gel bir şey olmaz. Şuraya bir gel. Bir şey söyler misin Kirpi abine? Kirpi abicim dedim. Oğlum ki, yakınlaş birazcık. Fatih Terim stadyumunda mı oynanıyor dedim. Ara şunu kıssa. Boyra şunu kıssana. Neden? Adama kendi sesini bir daha duyacak zaten. Ya Allah'ım ya Rabbim. Biri FT mi dedi? Evet Boyra FT dedi. Fatih ya, hocamız stadyumda oynanıyor. Yaş kaç Mustafa bilmiyorum değil mi? 17. Ben 17. Ama benden küçük ama bana abi diyor. Nasıl? Aynen. Sen bana abi demiyor ama bana diyor yani abi. Müslü ben sana. Ben ondan 4 ay büyüğüm ya. Baş başlıyor de. Hocam Aras ne yapıyorsun? İyi misin sen? Soruyor da. İyiymiş. Onun adını sormayacak mısın? Kirpi sen. Kirpi. Kirpi abi. Ay Kirpi abi sen iyi misin? Mi? Çağlar Meri. Meri bir kendi kalesine bağlı. Abim be. Mert verdi. Kirim'in maçı izliyor mu diyeceğim izlemiyordur adam. Zaten Euro 2020'yi de izlemiyordu. Oha. Ciddi misin? Keşke ben de izlemeseydim dedi. Twitch'te yayını açıyordu ama. Kim? Açıyordu oğlum. Oynuyordu onu. Tamam işte. O Türkiye olmuyordu ki orada da. Türkiye mi oluyordu? Oluyordu. Sen nereden biliyorsun lan? İzlemiştim. Aynen. Kapıya gitmediğimiz zamanlarda. İyiyim hocam sizler nasılsınız? Ne olsun bizler de iyiyiz ya. Aleykümselam. Aleykümselam Ege. Ege kösü oldu. Lan bizimkiler nerede oğlum? Böyle şu Discord'a yaz. Gelsin bizimkiler. Bizimkiler. Başım lütfen yayına gelir misiniz? Yazsam gelmez mi? Evet. Yani, çok da önemli değil yani. Şu ara şu işi açar mısın? Rica etsem. Yok sen bırak. Topun yönünü hızlı değiştirme. Tamam, güzel bir dille uyardı. Bu tamam bu. Güzelcik bir dille uyardı. Umarım. Yani Ege mi geldi? Hayır. O Ege bu Ege değil. Sen yanlışından biliyorsun. Erdi pas mükemmel pas player. Selam hoş geldin kardeşim. Uski. İşte ne oldu? 7 yaşında da böyle olaylar oluyor. Neyse bugün de yayın belki. Arasını anlatmışım. Yok zıplama böyle yer sarsılıyor yani. Çok zıplama yani. Dün değil perşembe günü yayın neden açmadın? Açmadım işte bunun bir nedeni yok yani. Hayır plan Evet. Aras da YouTuber olsaymış herhalde her gün bir kavga çıkarmış ya burada. Her gün bilinç yeme. Sana göre Harry Maguire en iyi defans mı? Evet. Soruya bak. Evet kesinlikle. Oğlum aradın sorusuna cevap verdim okusana. Aras. Hangi ya? Hangi soru? Anlamadım. Bir daha yazsana. Çok yorumum var ya. Görünebilsen şu dansını. Ama görünemiyorsun Aras. Sorun orada işte. He. Ben onu okudum ya Kirpi. Aha verdi basını. Bir daha penaltı alır. Enes. Dışarı atarlar. Selam hoş geldin. Peki Ramos. Ramos tabii ki de Guat. Hangi kanal? Hangi TRT 1? PES 2022. Ya ben çok sevmedim ya. Arkadaşlar çıkıyorsa. Yani siz nasılsınız? Bence ben çok iyi. Çok iyi bence. Aras çok yargı dağıtıyor. Hep mükemmel oynuyor Aras. Arkadaşlar burada bir like atar mısınız? Lan yayında like. Ben kaç yendim biliyor musun? Kaç yendin? 7-0 yendim adamı. 7-0 yendi adamı. Aras 7-0 yendi yani. Geri cevap alamadım. Aras sana Kirpi nasılsın diye soruyor. Sen niye cevap vermiyorsun? Ya vermedim mi? Sen de nasıl? Ege abi sen de nasılsın? Değil mi? Ege değil lan. Kirpi dedim işte ben. Demedin. Bir daha olmasın yani. Var. Bugün maç mı vardı unutmuşum. Evet bugün maç var. Şahin ailesi. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Bugün Türkiye maçı var. Ege ben seni daha önce bir yerden tanıyor muyum acaba? Ben İlk defa gördüm. Ben 15 dakika önce haberim oldu maç oldu. Çağlar. Bir kez daha top beni demir aldı. Sen buraya gelip görebilirsin zaten kamera sadece şuraya kadar alıyor. Evet.
Abi her yayının açıklama kısmına neden Discord sunucusunun linki var? Çünkü ne koyayım başka açıklama kısmına yani, insanlar gelsin diye var. Bu kadar basit. Hadi oğlum Ferdi. Ferdi 11 mi lan? Ferdi. Verdi canı basını. Lan böyle izlesene yayını. He he var ya. Orada Discord'da mesaj verdi. Attım ha. Verdi. Bak, vur, vur oğlum. Hani? Oh be, çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Taca gitti lan. Kerem. Ön 200 TL mi? Anlamadım. Kenan nasıl oynuyor? Aleykümselam Ege. Kanka galiba sana bir ara yorum yap. He tamam. Topluluktan filan mı? Ne yapıyorsun? İyidir, sen ne yapıyorsun? Evet, bildiğimiz Ege bu. Bu bildiğimiz olan. Ege abi merhaba. Ege abisi merhaba diyor sana Aras. Ege benden bir yaş küçük sanırım. Neyse belki bir yayın yaparım. Yap kirp abim, arkandayız. Abi FIFA Mobile oyna, ben oynadım, fena değil. Yok ya ben... Arkadaşlar günün zaten 8 saati FIFA'nın PlayStation versiyonunu oynuyorum. Geriye kalan günün 12 saatinde de... Gerçi matematiğim kötü. Geriye kalan sürelerde de FIFA'nın mobilini oynamak istemiyorum. 200 TL aldım oğlum. Heee. Niye 200 TL'nin de bir değeri... Sana da merhaba diyor Aras. Başka demek istediğin bir şey var mı? Ege abin. Ege abin merhaba diyor sana. Aras bir şey diyeyim. Ege abi diyorsun. Bana niye Musti diyorsun? Bana niye Poyraz diyorsun? Anlamadım yani ha bu işi. Ya ne bileyim, izleyici onlar. La Poyraz hangi yıl hangi ay doğdun diyor. Abi o dediğim şeyi yaptın mı Babil'de? Hangi dediğin şey lan? 8 az oldu kanka. 8 az mı? Neyse. Kanka benim yaşımı tahmin edenler de mükemmel değil. Aras'ın yaşını tahmin edenler Aras PES oynayacak o zaman. Bak bunu herkes yapmaz abi. Ama şöyle bir... Şöyle bir sorun var. Şöyle bir sorun var Aras. Aynen, VS atamıyorsunuz. Shorts videona. He tamam. Hangi shorts videosu acaba? Çünkü çok fazla shorts videosu var da. Ege lan, bir daha Ege Yiğit geldi. 6.5 dedi Aras. 6.5 mu? Hayır. Yanlış, yanlış. 6.5 değil. 6.5 değil. O ne, bir 20 saat ya. Oha. O ne öyle? Söyleyeyim mi? 7'ydi. 7'ydi. 7. Aa doğru lan. Diğerleri tahmin edecekti daha Aras. Evet. Aha ama Ege yazdı. Önceden yazdı. Yazdı. Ege ile bir BS. Ege ile bir BS. Ege tanıdığın Ege. Abin olan Ege. PES Mobile'de o... He yapmadım onu ama yapacağım. Reklam izleyip yapma değil mi? Galiba. Goa Tenry Megua. Tamam. Hatırladım seni. Tamam. Şimdi hatırladım. Oğlum sen... Cengiz bıraktı. Mükemmel bir içecek. Hayatımda ilk defa gördüm bunu. Yok, ikinci defa gördüm. Hayat ikinci defa. İçinde şöyle şeyler var. Kaplumbağa. Poyraz bugün buraya gelirken bundan alıp getirmiş. Bu arada gol geliyor. Kerem neler yaptı, orada olmadı be. Aras geliyordu vallahi, aslasın geliyordu ya. Ama değişik bir tadı var ya. Ben derim almayın yani. 15 liraymış galiba, 15 lira. Arkadaşlar buna 5 liradan fazla verin. Almayın yani bunu. Tamam hadi 6 lira olsun. Hadi 6 lira olsun. Güzel mi? Topu kaptırdığımız anda paraya adaları çıkardık. Kötü değil mi? Ben biliyorum. Abi çal. İçki mi o? Aynen vodka kardeşim. Lan yeğenim aynı yaşta. Bize vodka sarar mı oğlum? Aras gösteriyor. Şey Aras kirpinin yeğeniyle aynı yaştaymışsınız. Ne? Ya, aha. Olmadı be. Bu Hakan çok ya. Hızlı yap onu. Yok yapmayacağım şu anda. Nasıl? Ben kirpi ya. İyi yayınlar Agam sana. Görüşürüz Ege. İşte kirpinin yeğeni seninle aynı yaşta. Aras senin yaşında birisi benim yanımda ne işin var Allah aşkına? Hadi 8 yaşında da gördüm ama 7 yaşında daha önce hiç takipçim olmadı yani. Ben 8 yaşında gördüm, neydi? Ömer vardı. He Ömer babam. KK Ömer. Kiralık katil Ömer. Kiralık katil Ömer. Aynen. PES'te bariz o arkadaşım açıyor. Şey vardı, Kuzey vardı. He Kuzey vardı, o doğru. Gelmiş abi, benim TikTok yorumunda şey yazıyor. Abi gideceğim Eagle 5'e seveceğim. Aha. Böyle geçmedi. Eagle 5'te fanım var diyeceğim. Abi onu alacak mı? Coca-Cola alırım. Fiyatlar aynı, 15 TL. PES'le kapışma yapıyorsunuz mu? Yapacağız. Onu bir ayarlayacağız. Ben bir duyuru yapacağım yani onu. Oğlum arkadaşlık maçı nasıl yapacağız? Musti! Musti! Şey buldum. Musti! 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 Aras boğuluyor. Oğlum şey yapın, manevra falan vardı. Neydi o? Çoğruk Kartal Kanyan'ı.
Bir şey vardı lan bu hemrik manevrası mı ne vardı böyle? Aras ölüyor burada. Abi sen vs P mi? Player vs Eagle 5 videosu, tamam mı? Yap. Aras al şunu sen hiç yap, ben sevmedim bunu. Ben sevmiyorum. Al seni. Ne yapıyorsun yani bunu? Oğlum bak şurada burada yaklaşık 10 lira var yani. Bu arada al şunu 10 lira. Daha önce 10 lira içmemiştim. Parayı harcayamadım. Şu an 1 lira içeceğim, dur 1 lira. 1 lira için. 1 lira. Maray odalarında orta sahada görev yapan iki isim. Ne? 1 lira 25 kuruş oldu. İçerken ağzında 1 kuruşa yükseldi. Ben hayatta vermem ben buna bu kadar para. Ben sana tabii biz veririz, içeceğiz. Aynen sen ver, ben için buyurun. Benim aylık... Oha! Ne yaptın lan? Bağırma. Aras alt üstü Türkiye'nin mahalle maçı, ne yapardın ya? Oğlum adam üstüne basıyor lan. Türkiye'yle Hanson. Hanson. Ne yaptın? Quick couple ne lan? Abi ne içtin lan? Ya oğlum bir şey değil lan, babartmayın. Neyse ben çıkıyorum maç için, tamam. Geciktim mi biraz? Aleyküm selam, hoş geldin. Ege başarım, bay bay. Aha lan! Oğlum o ne? He. Oğlum şunlardan gol yesek var ya, yani kendime gelemem herhalde. Oğlum kaptım mı? Hastrik. Hakan. Aras. Galatasaray mı Beşiktaş mı? Beşiktaş. Helal be. Fatih Terim mi Sergen Yalçın mı? İşte budur be. Siyah. Beyaz. Siyah. Beyaz. En büyük. Beşiktaş. Şampiyon. Beşiktaş. En küçük. Galatasaray azıcık seviyormuş arkadaşlar. Şöyle bir şey işte. TR bu maçta bile yenilir. İmarım yenilmez yani. Ara şunu nasıl yapayım, yeri dizmeye başlayacak? Oğlum niye böyle hareketler yapıyorsunuz aslında? Kameraya göre düşünün. Bizim cacıklar alamaz. Bizim çocuklar yalnız o biraz cacık. Ara niye böyle hareketler yapıyorsunuz? Şuradan bir şey bak, şuradan Poyraz Viktor Mustafa. Bak yine Mehmet, Mehmet. Bak geldi yine, saçmalamaya başladım Mehmet. Geldi. Benim hesabım seni dinlemedi. O zaman Aras son sözünü söyle. Aras şu an kirpit sana diyor ki son sözünü söyle diyor. Fatih Terim'e laf ettin ya. Fatih Terim evini az kalsın. Hayırdır lan sen? Çok. Yani Aras mermiye kafa atıyor ya, öyle söyleyeyim. Eagle 4 büyük... Ya Mehmet ne diyor Mehmet? Eagle 4 mü? Sergen de yataktan düşmüş. Aras öyle diyor. Sen düşmüşsün anca. Bak bak yemin ediyorum, Aras'ın dalga geçiyorum ya. Dalga geçtim kadar bak. Aras öyle saçma sapan şeyler söylüyor ki yani. Sen adam olsaydın ya. Yayın açıklamasın. Oğlum ben link bulamadım. Oğlum TRT1'de lan. Ulan yok böyle bir şey ya. Kirpi sen öyle bir kardeşim. Yaptığımız maçı taraftarların... Aras büyüktür kirpi Eagle 5 ya, yapma Aras. Seni sen, şu an... Sen ayırdın lan kirpi. Aras çok, abimiz. Çok oğlum onların kalecisi kız mı lan? Ya ne diyorum? Ben mermiyim diyor. Ayırdın lan sen. Şimdi az önce sen ne demiştin? Aras mermiye kafa atıyor demiştin. Şimdi ona kafa atmaya geliyor. Ya Allah'ım ya. Oğlum bu nedir ya? Bir şeyden Aras'la. Aa, bugün de güldük. Kirpi'nin haterlar olur gibi. Küçük enişte. Oğlum adam seni savunuyor burada bir. Horosuz lan diyor. Memo. Adam gibi Memo. Adam gibi Memo herhalde. Oğlum kafa atsan ölürsün, yapma demiş. Ooo büyük laf. Büyük laf. Senden bir şey gelir, adam olsaydım mermi olmazdım falan gelir mi? Aras bence bir cevap vermen gerekiyor buraya. Aynen ama az önce bir kameraya göründüm de inşallah. Aras oğlum sen freestyle atan bir adamsın. İsmail aleykümselam, birazcık hızlı ver cevabı. Lan seni de ölmüştüm, hatırlamıyor musun? Sen de ölmüştün. Lan ben kirpiye muslu demedim. Kirpiye muslu. Lan bu ne yiyeceğiz lan? Ben de muslu'yu savunurum. Bir de Memo'yu savunurum. Memo ne alakası? Memo nereden geldi olaya ya? Maçla alakası, hakikaten maçla alakası sohbet. Yapma hocam. Aras şu an sana bak gerçekten söylüyorum. Bak şu an gerçekten ciddiyim. Terimizm diye bir kulüp var. Şimdi eğer oraya bak Kirpi şu an iyi taraf. Yani iyi bir şey yapmıyor sana. Eğer Kirpi'ye bilmiyormuş. Kirpi'ye
Bilmiyormuş, girip bilmez. Eğer oraya laf atarsan... Oğlum, lan çocuk korkun. Baskın ya evine yani 3 kilo atom bombası atıp kaçabilirler yani. Oğlum bunlar ne yapıyor? Oğlum adam bunlar ne yapıyor lan? Abi hikaye yaptım okuyayım mı? Şu anda bizim konuştuğumuz konular senin hikayeden daha saçma öyle şey. Herkes İbrahim Tatlıses değil öyle. Hakikaten doğru. Herkes biz beyaz futbol gibiyiz. Futbol dışında her şey. Evet şu anda öyle oldu yani. Aras büyüktür çirpi. O ne lan? Çirpi. Hayır, çirpi demek istiyor. Sen aynıdır lan ne bulundun? Otom seni savunuyor. Aras sana bazen ne diyeyim ki? Ben yanlış anlıyorum. Aynen sen yanlış anlıyorsun. Niye bağırıyorsun? Neden bağırıyorsun? İkinci yer yayın yapmayalım mı istiyorsun yani? Ne istiyorsun? Karşı komşu pompalıyı çekip kapıza mı dayansınız? Ben anlamıyorum Aras yani. Sesler kuruşumuzu hem karşı komşu hem Aras, Memati'nin anlamını biliyor musun? Aha geliyor, gol geliyor ki. Kerem geliyor, Kerem. Kerem mi? Kerem. Gelemedi, Kerem geri gidiyor. Her yayında yapıyorum ama okuyamıyorum. Evet. Hocam ben Eminem. Aras ne diyor lan bu? Aras'ın da gümledi yalnız kedi. Bak. Son para adalarının teknik direktörü. Son başlarken ne yazmıştı? Başlarken ne yazmıştı? Ne? Selamünaleyküm. Abi ben 2013-2014. Abi ben ne abi ben? Abi ben yazmış daha önce biri. Hayır. Sonra şey öbür dedim şey. Haklı Aras haklı Aras. Abi ben. Abi ne içtin? Ne içtin diyorum. Ne içtin? Aras çıldırdı yani. Ben selam Şadi hocam. Vallahi saçma zaman şeyler söylüyorsun. Aras şifreli konuşuyor şifreli. Şu an öbürlerine mesaj gönderiyor. Aynen Terimizm. Terimizm grubu teşkilatı. Kirpi de önde bayrak sallıyor Terimizm'le. Ya Cengiz gol geliyor hadi lan. Cengiz! 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 Ne yapıyor? Gidiyor. Aras daha iyi Cengiz'den olduğu için. Neyse e-futbol ligi projesi büyüktür. Tabi mükemmel projeyle dönüyoruz. Kerem verdi pasını. Gol geliyor gol. Seni 2022 tek taktiğimiz orta açmadı. Hakan, kaptan Hakan. Orada da Ülker şeyi reklamı sunuyor. Halil ya. Hocam ben Terin, Durden, Slim şey değil. Ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Eagle 5 sen bittin lan. Şaka şaka gül diye. Tamam. Şaka şaka gül diye. Ne? Aras kirpiyi söylemek istedin. Başka bir şey var mı? Ben hala 17 dakikadır nasıl Faroe Adaları'na gol atamadığımızı. Yani bu arada... Şut çekemediğimizi. He Aras. Bu arada kirpi var ya adam gibi adamdır ha. Oğlum lan nasıl adam gibi adamdır? Ne demek adam? Niye şimdi öyle oldu? Elimiz. Ya yanlış mı? R nedir? Nasıl yapılır? Aras bunu uygulamadı gösterdi. Aras hani sen mermiye kafa atıyordun az önce. Yanlışlık var. Yanlışlık var ya. Allah belanı versin. Çirpi bana laf yapıyor da. Önce şimdi onu dediğinizde adam oldu. Ne dediğini ben de şu an çözemiyorum. Abi 6'dan yukarı sayı... Aras 6'dan yukarı bir sayı söylesene bana. 7. 7. Aras dönek misin? Ne? Dönek misin? Dönek mi? Dönek. Söylediğinden dönen. Neymiş? Poyraz yapma oğlum şunu yapma şunu ya. Adam gibi duracaksın diyor. Adam gibi dur yani. Ya adam gibi dur ya da durma. Niye böyle şeyler yapıyorsun Poyraz? Ya hayırdır sen durmuşsun zaten. Abi ne diyor Aras ne diyor? Saner kenara gol at. Samat'ta gol. Ha şimdi anladım. Anladık biz. Şimdi anladım. Erol Bulut dilinden vurdu. Erol Bulut. Evet pardon. Cengiz top istiyor. Dorukan. Aras'a da posta koyduk. Aras sana da Allah. Cengiz. Cengiz. Çünkü mahalle maçı koyuyoruz. Aleykümselam Şahin. Nerelerdeydi Şahin? Şahin niye yaptın bunu? Ne diyor? Ne bir dediğin bir dediğin tutmuyor lan. Ya işte adam onları koydum dedim. Halil. Ooo foy Hakan attı bile. Hakan attı bile golü. Oradan Hakan atsın. Kaleye uzak ama Hakan'ın da kaleyi düşünebileceği bir yer. Hayır merak ettim yani. E-futbol ligiyle alakalı fikrim var mı Eagle 5? Var benim fikrim var. Orada Hakan gol atsın kenara top.
fikrimi olumlu yönde. En yakın zamanda kamuoyuna kamuoyuna yeniden bir bildirim olacak. Ya abi LGS araması geldi, akrabaları var aradı. He, yarın LGS değil mi? Vallahi Allah yardımcınız olsun. Yani. Umarım başarırsınız. Romario ile kuru finalde siliyorum. Israrla 3 kişi. Gitmiyorsun lan. Tamam. Büyük iddia. Hadi lan Hakan. Racon. Beşiktaş olanlar yoruma yazsın diyor. Beşiktaş var mı lan? Racon kesmem, kurdele keserim. Bak kilpi ne diyor? Oğlum yakınmış lan. Ne diyor sen diyor? Gidiyor bak, Cruyff gidiyor. Lan nereye yakınmış? Nereye yakınmış? Oha! Allah'ını sen Rotaç. Yes! Ya vurma yapmıyorsan vurma yani. Abi Discord'a geldim, yine mesajlar attınız yeter. Ulan bir kere de mesaj. Oğlum kalbim. Sen de çok abarttın yani. Valla atmıyor. Özel kanal biraz var. O Memo büyük attı. Memo büyük konuştu. Düşünün. Tamam. Hakan atarsa gol. Değil işte, olmadı yani. Hakan atarsa gol mü? Gitti bitmişti. İkinci maçta 4-3. Abi zaten 4-5 kişisiniz. Niye boy atıyorsunuz? Harbiden ya. Harbiden yani. Yeneceklerine inanıp gelmişler. Biz İtalya maçına çıkmıştık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ben de devamını getirmem, sen de devamını getirme yani. Senin devamını getirmeyeceğini biliyorum da. Davio sen, 100 bin euroluk adam. Oğlum burası suni iş lan, yazık oğlum. Burası cidden asmet dik kamaya ya. Oğlum al birkaç yudum al ya. Ben dedim buraya kadar, ben içtim zaten. Eagles ligin adını ne yapalım? Mehmet bunu seninle bugün sesli de konuşalım. Ligin adını bence sesli yapalım. Oyunun yönünü değiştirdi. Zaten Poyraz'ın şeyi de çok yaratıcı bir isimdir. Stadyum adı da futbol stadyumu. Oğlum oyun... Ya bırak ya, futbol stadyumu. Bir dakika, şeyde oyun ciddi yapmıyor mu? Stadyumun adı futbol stadyumuydu. Pesli gidiyor ya. Ferdi, dur Ferdi gol geldi. Gol, hadi geldi. Pesli'nin otomatik olarak yapıyor. Sen bunu İngilizce yapmadan önce ismi Evfutbol şeyiydi. Şimdi şöyle, Kirpi, bak benim düşüncem şöyle, sen, ben, Memo, bir de Poyraz, dördümüz garanti varız, tamam mı? Benim düşüncem şu yönde, ben sizi açıklıyorum. Ben bir gruptan olacağım, ben bir grubun lideri olacağım. Mesela atıyorum Poyraz da bir grubun lideri olacak. O gruba girebilmek için bizim dışımızdakiler eleme maçı yapacaklar. O maçı yenerlerse o gruba katılmaya hak kazanacaklar. Tamam, onlar sonra. Ben böyle bir düşünce içerisindeyim. Hocam ben yayın açacağım. Nerede açacaksın? Ne zaman açacaksın? Cengiz orta geldi, gol geldi, gol geldi, geldi. Vur ulan! Sarıyor adaları. Ne ligi abi, PES ligi. Bu arada bak, katılmak isteyenler Discord'a gelsin, oradan haberleşeceğiz yani. Tamam, gece gelin konuşalım, tamam. Ömeleme yapın. Ön eleme. Maçtan sonra, tamam, maçtan sonra ben neye yayın yapacaksın lan bu arada? Ben abi, katılmak istiyorsan bu Discord'umuza gel kanka, bize maç gösterebilir misin? Al gösteririm. Gösterir misin? Al. Gösterebiliyorsan niye göstermem? Bir saniye göster, pardon, bir şey olmaz. Daha fazlasını gösteremiyorum. Oğlum bir saniye, bunlar kendileri telif atamaz zaten, bir saniyeden bir şey olmuyor. Öyle birkaç saniye şey var yani, ok ben Discord'a katılacağım, tamam. Oğlum sen zaten Discord'dasın. PES'e katılmak isteyenler Discord'a gel. Ben zaten yakında duyuru yapacağım yani. Ayrı bir video yapacağım zaten. Ben video yapacağım. PES'e katılmak isteyenlerle alakalı. Vay be, TRT bir telif atıyor. Oğlum tabii lan, TRT telif atıyor. Cengiz. Ya Cengiz şunu yapma. Yok ben Discord'a... Nasıl oğlum, sen YGT aşağı değil misin ya? Ne? Şey, bak ne yapalım biliyor musun? Onlara Fall Guys videosu çekelim mi, çekmeyelim mi? Çekelim. Mükemmel gerçek, mükemmel bir fikir. Aha! Oh be! Ben Discord'a ayrılmıştım. Oğlum niye sen Discord'dan ayrıldın? Allah Allah. Bence lig sistemi olmalı. Bizim 4 kişilik kimseye yeni gelecekler için küme yükselme. Oha oğlum, küme yükselme. Küme yükselme maçı ne Mehmet? Fall Guys videosu da ben de gelirim. Tamam oğlum, Discord'a gelmeniz gerekiyor o zaman. Ben de Fall Guys ama şey, Stumble Guys. Arasın bahsettiği Stumble Guys. Sen farkısından bahsediyorsun. Şimdi benim düşüncem mesela, ben bir grubun lideri olacağım. Mesela Poyraz da, ben A grubun lideri, Poyraz B grubun lideri, tamam mı? Orada birkaç tane isim olacak, takım olacak.
sen ve kirpinin dışında sen ben kirpi o, yani o dördümüz dışındakiler katılabilmek için eleme maçları yapmak zorunda olacak. Öyle bir şey düşünüyorum yani. Ya olmazsa iyi olur yani. Çünkü erken final iyi olmaz yani böyle. Ön eleme işte yani. Onun gibi. Sen abi ben sizi anlamıyorum. Bir ara bir küçük bir lig yapıyorduk böyle. Vallahi bilmiyorum. Birilerini yenilmiştim. Abi ben sizi anlamıyorum. Lan nasıl insansınız? Hava 18 derece olsun. Ben üşüyorum diyordunuz. Hava 18 derece olsun. Yeniyorum. Siz nesiniz o zaman? Yaşam. Ne diyor bu çocuk ya? Ben katıl alsam hemen katılabiliyor muyum? Katıl alsam hemen... Katıl alsam hemen, katıl alsam hemen katabiliyor muyum? Sen katılın ücreti ben anlıyoruz peste gire lan. Discord'a geri geliyorsun. Sarı kart görüyor 25. dakika. Bilmiyorum Aras. Bilmiyorum. Oğlum bir de grubu, gruplu bir turnuva yapalım. İşte... Bir dakika. Ne var ya? Aras orada bize bir şey söylüyor. Maçın hakemi... Sarı kartı çıkardı bu pozisyonlarda. Dur dur. Burası değil mi? Dur diğer benim. Bir saniye. Ya. Discord'da ben gelmeyecektim. Bana yasak. Ne alaka ya? Bence klasik lig sistemi turnuva olmamalı. Yaz sonuna kadar. Oha! Oğlum bak ben o kadar dayanamam yani belki de. İzlenmeler belki olmayacak yani. O kadar uğraş gidecek. Ön elemesiz katılabiliyor ama katıl alırsam. O ne oğlum? Oğlum işi ticarete dökmeyeceğim yani ben. Ama öyle bir şey yapsak mı acaba? yok şaka yapıyorum. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz abi. Ama şöyle. Sen bu 10 lira... Yok. Biz seni alırız iyi. Öyle bir şey yok. Yani ön eleme yapacaksın yani. Ön eleme. Sen de yapmak zorundasın. Ben ayda bir tane lig bitiririz yani. Ayda bir tane lig bitiririz. 2 ay... Haftada 5 maç yani ne var ki günlük 10 maç atıyorum ben. Eagler alsam mesela. Buradan şeyleri belirleriz. Eagler hepsi Eagler zaten. Buradan kimden oynayacağını Ferhan belirleriz çarptan. Tamam bunlar Sonic. Bunlar bana niye gösteriyorsun sen şimdi ya? Bak niye böyle hareketler yapıyorsun? Yok, şey ben bu oyunu çok seviyorum. Keşke hep böyle olsa 39 derece olsa hep çok iyi. Bak Şahin katıl alıyorsan al. Ama ben seni katıl al deyince öneleme diye bir şey yapmayacağım demiyorum yani. Sen bana şu an 100 bin lira versen... Gerçi o zaman yap. O zaman yap. Yani sen 100 bin lira... Sen bana katıl yapsan ben almayacağım, şey yapmayacağım yani seni. Öyle söyleyeyim. Ama yani. Alırsanız ayrılırım. Ya para verdi diye yapamam yani. Haksızlık olur şimdi. Herkese para olacak ama diye... Ama para verirsen de reddetmeyiz yani. yok. Nasıl yok? Lan yok oğlum ya. Adam para verdi diye ben ne iş yapayım? Hayır yazık. Para verdi. Hani para versen reddetmeyiz yani diyorum. He. Orası ayrı şimdi. Orası ayrı. 94'lük potun benzeme incelemesi. Uyu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 
muamelesi yapmışsa bana burada. Allah aşkına adam tepki bile vermedi artık. Hayatta sürekli yiyorsa bu salama. O ne lan? Ferdi ne yaptın öyle? Geçti! Ya abi yürü geç ya. Vur lan! Yürüsün o kon! Oh be! Vur lan! 27 dakika dur şimdi verme şöyle. Dikkat çekmeyelim yani. Dikkat çekme ya. Oksiz bilirsiniz. Oksiz bilirsiniz. Bak kardeşim katılım yüksek olsa eleme olmasa... O da doğru. Mehmet'in dediği gibi katılım olmazsa öyle yani. Eleme yok. Yatını mı? Yatına ne? PES'teki benzemeden bahsediyorsun yoksa şey mi? Gerçi potum şey FIFA oluyor. Oğlum o FIFA kart çıkalı ta ne zaman oldu? Girdiğiniz triplere bak. Hakan bir kez daha top aldı. Bize Çağlar, neyin tribine girmişiz? Trip abi ya bir yanlışımız olsa söyle de bilek mi? Çağlar. Dorukhan Çağlar mini paslaşması. Dorukhan abi mini. İçeceğin adı ne? O lanet içeceğin adı ne? O lanet içeceğin adı ne buyuruz? FIFA IQ tamam FIFA. Oğlum ben onu incelemesin. Niye bir tripli tane ne zaman çıktı? Aha gol geliyor bu arada. Çekil lan şuradan. Olmaz geldi ya. Geldi. Aa be. Pasa baksana Faroe Adaları'na karşı yaptığımız pasarı. Harbi. Vur işte harbi ya. Yani. Lig yani ne olacak? Haftalık free content veya 3 günde bir. Orası izlenmeye bağlı. Orası izlenmeye bağlı. Şu Galler maçını hatırlıyor musun? O çünkü Türkiye'nin. Helal. Ben var ya şey yapmış böyle yerde bir oyuncağı var ısırlatmıştım yani. Sonra senin yayınla gelip oradan dökülmüştüm. Oğlum 0-1 15 dakikada bir kapıca biliyoruz ve çok kısa zaten o iş ilgi çekici bir şey değil yani. Ben oynarken ilgimi çekiyorum. İzleyenlerin nasıl ilgisini çeksin? Hakan! Oh be! Aha! Aha! Hadi hocam fol değil. Ya hocam şu düdüğü bir bırak Faroe Adaları ya. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Nasıl yapma Allah. Nasıl yapmam ben sana onu şimdi ben zaman. Çok iyi yani ben sana onu söyleyeyim çok iyi ben zaman. Çok iyi. Fazla izlenirse
Ya Ray günlük 2 yedik maçı. Evet gün yaparız yani. Fazla izlense benim daha önemli değil yani. Zevk mi hiç önemi yok. Biz yeniriz bu arada. Faroe Adaları'nla mı lan yok artık. Faroe sen yayın kapattın mı? Yayın kapattın mı? Sen hep bunu dikkatimi çekmediği sen yani gizli gizli yapıyorsun yani. Yo ben aslında bir sana çarpı falan yükselen. Onu bir daha kapatma yani. Bir sebebim yani. Eagle 5 sen ne diyorsun çocuğum? Verdi. Oğlum Andres'in ise çok iyi. Benim takım çok geride kaldı ya size göre. Benim takım silinmese şimdi Neymar'ım olacaktı, Vieira'm olacaktı. Dorukhan. Yalamadı. Neyse hayatımın amacını aldım. Hayatının amacı neydi lan? Anlamadım yani. Kardeşim basını 30 dakika oldu. Türkiye Faroe Adaları'na gol atamadı. Üstünü çekemedi. Bir de Faroe Adaları atak yapıyor maşallah. Türkiye gelişiyor. Oyunu bırakabilir. Hangi oyunu? FIFA'yı mı? Açmış. Kim? Başla. Az önceki pozisyonda şut atmak istedi. Sonrasında sol ayağından sakatlandı Rolandson. İşte biz bir tane atarız sonra Sakır Guru'da gibi iki tane aynı anda yeriz. Aynı Sakır Guru şey ya bozuk. FIFA'da Benzema almak. Benzema yal sırtın yere gelmez yani. O ne lan bildirim sürekli. Kombe. Emülter. Hakikaten sen nereden oynayabilirsin lan? Sen mobilden oynayamıyorsun herhalde. Uzun geldi. Çağlar. Çağlardan Çağlar'a. Aha. Lan. Lan. Oy. Yani var ya şunlardan yesek. Taraflar sahaya girse haklı yani. Şunlardan gol yedik. O ne yaptı ya? I don't have bot oldu. Şunu banlasana ya. Bu sesin ne yazdığını hiç anlamıyorum. Video uzun yatsana bırakır. Birinci like atıp kanala abone ol. Hiç bir şey anlamıyorum bu çocuk. Oyuna kıl. He doğru lan. Ben PlayStation'dan oynayabiliyor muyum o zaman? Neyim? PES'i. Siz gamepad alacaksınız. Biz gamepad alacak bize. Sert orta Merih karşıladı yine. Bizden daha çok atak yaptı alınmış. Hakan? Hadi oğlum ya. Pasa bak şimdi. İzle. Ama en azından geçti yani. Geçti oğlum. Cengiz. Cengiz Ünder Skills. Evet konsolda iyi lan o zaman. Oğlum ben o zaman size göre avantajlıyım lan. Oğlum mükemmel bir şey lan o zaman. Ben size göre avantajlıyım yani. Çünkü şey hiç güzel değil ki. FES hiç güzel değil yani. Ben size onu söyleyeyim ya. Şeyde mobilde. Telefon ile konsol. Oha saçmaymış Akirpi bence. İşte sen dokunmatik pad al PC'ye. Ben gidiyorum hadi bay bay. Niye gidiyorsun daha yeni yani? Serbest vuruş kullanıyoruz. Kim o? Kim o lan? 8 numara kim o? 8 numara. Dorukhan. Dorukhan. Faroe Adaları güzel. Nereye? Bayağı da yeniyormuş, gol atıyormuş. Kimi yeniyormuş? Danimarka'ya gol atıyormuş. Litvanya'yı falan yenmiş. Büyük gelişme. Litvanya'yı yenemedik abi. Oğlum tamam da yani adamlar zaten berbat da. Lan Liteş Sain zaten yenmeyen tokatlarlar. Liteş Sain kim? Liteş Sain kim lan? Yayla takımı. Yayla belediyesi bu. Ne oğlum yani Liteş Sain kim lan? Ama sen ama mesela sen konsolda gamepad oynarsan ile oynarsan tamam şimdi anladım. Eşit olması açısından ikisinin de aynı anda oynaması lazım. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan mı? Yoksa oyun izin vermiyor diye biliyorum. Dokun he tamam. İki takımın da eşit olması lazım. Ben konsoldan oynayacağım. Eğer olabiliyorsa ben konsoldan oynarım. Yani. Aha! Enes hareketlenmeseydi. Enes karate yaptı. Hakem. Köşe vuruşu kullanacağız. Enes. Forma bastırmışız. Türkiye Faroe Adaları. 33. dakika. Sırf israf yani. Sırf israf. Şunlar onlar ya. Yani. Neyse abi bakalım. Adalar bak geçen maç çıktı. Konsol grubu vs. o kadar da değil. Ne konsol grubu i̇şte, telefon grubu. Belki adamlar çamaşır makinesinden alıp gelmiştir formaları. Aba. Niye bir yeri forma çıkarmışlar? Yuh. Hakan, orta kafa gol. Geliyor Cengiz. Onlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar. İlk defa yapıyorlar galiba. Hakan, sen git diyor ben açarım diyor. Kuntz bir çalıştırmış ama. Kuntz. Ooo yalnız. Bu nasıl bir taktik? Orta geldi kafa vuruşu.
anda. Yaz bu kadar taktik fazla, biz doyduk yani bu kadar taktiğe hocam, yapmayın bunu. Neyse Memo alır 150 TL gamepad arda USB. Oha. Vay. Teknik direktörü. Fatih hocamdan iyi giyiniyor. Girip o zaman lige katlamayacak. Hakikaten ona onu çözmek lazım ya. Onu bir çözmek lazım. Bir dakika. Yakın oynamıştı. La Liga'da Karim Benzema 27 golle gol kralı oldu. Benzema ne abi? Lan 27 golle mi gol kralı oldu Benzema? Evet. Eskiden hayır hiç böyle değildi. Benzema 27 gol atmış. Hayır ya. 27 lan sahi La Liga'da, La Liga'da. Hayır ya, La Liga'da. Adam söyledi. Bunu ne boş yapın, adam söyledi işte 27 gol, 15 de Şampiyonlar Ligi'nde abi işte. Nedir bu inanmaman ya? 6 tane de milli takımda telli işte. Bir bizden sunucu olmuş. Bak ezmişiz yine. O ne ya? O ne? Ooo yalnız. Futbol dersi yazıyor. Small kulüp, soldaki şey. Bak İtalya Almanya maçı. Yendiğimiz takım ben niye göremedim lan bu amblemi? Amblemi göremedim. Amblem niye o kadar küçük? Amblem göremedim. Small kulak ya. Ardından oyunun devam etmesini söyledi. Kores Müste'nin gamepad'inden oynar. Ya olmaz olmaz, öyle bir şey olamaz. Her hafta mı benim gamepad'imden oyun olamaz ki? Ya? Ya 20. Oğlum eskiden hiç böyle değil daha. Yani en az 42 gol, 43 gol falan oluyor. Mesela Ronaldo önünü kapatmıyor. Messi de vardı. Messi Marifet vardı. Buluttaydı. Dorukan. Herkes Yağmur'a şiir yazdı Müste. 4'e 4'e 1'sin. Şahin konsol mu istiyor konsol? Ama yani konsol olmayanlar da var ya. Bilemedim yani şimdi. Sadece 4 kişi olmayacağız ki. Marifet. Allah bilir daha kaç kişi gelecek. Kore'de aynı şey. Ooo Mert. Mert. Abicim bu skillsler çok fazla yalnız. Vay 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 Hakan. İzle. İzle bak nasıl. Hakan. Hakan far almaya çalışıyor servis suçu kullanmak için. Meri. Meri oh. Bunu yapma bu. Yani Dorukan. Meri müdahale Hakan. Tamam bir sene Trabzon'da oynadım. Bende iki konsol var. Gel benden oyna. Oğlum ver hikaye. Oğlum yani olmaz. Bu şekilde olmaz. Yani sadece 4 kişi değil biz. Yani 4 kişiden ibaret değiliz yani biz. Sen mobilde oynasana. Herkeste mobil var ya. Baktık telefondan oynayanlar daha fazla ben emülatörden oynarım. Ha tamam sen emülatörden çözülmüş şey o zaman. Ben bu olmaz yani, sadece dördümüz olmayacağız çünkü yani. Potansiyel bir penaltı incelemesi ve sonrasında... Bu arada az önceki kimin logo göstermiş? Takım bakalım. Gör mü? Biriydi işte. Göremedim yani. Ne yapacaksın? Ya bir deneriz. Sarı kırmızı bir şeyler vardı ama. İşte etrafta da beyaz vardı. Olumsuz yaklaşıyorum buna. Gunnar Vatabar. O ne ya? Çık lan oradan. Verdi pasını. Gol gelir mi? Verdi. Geliyor. Kerem. Hadi Kerem. Kerem mükemmel ile vurdu. Cengiz. Cengiz ve gol be. Cengiz Ünder Uluslar Ligi'nde 1-0 öne geçiyoruz. Faroe Adaları'nın 37. dakikada attığımız golle. Cengiz sağ ayağı zaten 10 milyon euro ediyordu. Daha yeni gol attık. Abi maç aynı TRT1'de TRT1. Ve gol be Cengiz. Kaleci kime kızıyor acaba? Cengiz Ünder. İşte gol. İşte klas, işte kalite. Dokunmatik VS game. Oluyorsa tamam sorun yok. Ama bence de olmuyordur yani. Bence mobil bir oyunu PC ile konsolu harmanlamak da bence öyle düşünüyorum yani. Adaletsizlik olur çünkü. PlayStation'da çok daha iyi kaliteli yani. Kimse Cengiz yalnız Zlatan attığı gole çok benziyor. Robeşler atmış. Ama onunla da kale. Ben şey yaptım, ben Cengiz olduğunu ayırt edemedim. Bir an İsveç İngiltere maçı çalışıyor. Kerem'in bu iğrenç vuruşuna ne demeli peki? Yani muhtemelen takımından dolayı. Takımının küçüklüğü Kerem'e de yansımış yani. Ben öyle hissettim yani. Small Club GSM. Neyse. Bence mobil bir oyunu PC ile harmanlamak ve konsolle tamam onu zaten yok durdum. Bize gel. Ben de yedek telefon var. Sana nasıl gelsin acaba? Şimdi verdi basın Dorukan. Dorukan verdi. Dorukan bir daha aldı. Aras niye böyle sinirlendin ya? Sölve Vatamar top bekliyordu olmadı. Aynen. Kim attı sence golü? Kerem. Ya. Aras o çok iyi. Halil. Aras Kerem nasıl? Halil kim Aras? Sen... Oha ne lan? Lan. Ha tamam gol. Aras. Türkiye'nin en büyük takımı. Gelsene buraya gelsene, seni duyamazlar ki. Türkiye'nin en büyük takımı.
Bravo. Türkiye'nin en küçük takımı. Cengiz Ünder. Bravo be. Çakaras bravo. Bir daha bak. Yeniden. Bak. Galatasaray'ı netlemedim. Ya. Aras şimdi bak sorularımız devam ediyor. Az önce sorduğum sorular gibi. Fatih Terim mi Sergen Yalçın mı? Sergen Yalçın. Tabii ki. Bravo. Orada kim durmuş? Ameli futbol takımımızda. Nerede? Orada. Orada hala burada o arada. O çocuk hala burada. Ev oldu. Otobüs nasıl düşersin? Baskın basalım. Aras yalnız Terim izimi bunu söylemeyecektim bak sana diyeyim yani. Ya bu büyük bir suç yani şu anda. Belli olmaz yani. Şu an işte. Yok heyecanlanma. Belki iyi niyetine gelmiştir bugün. Ama bir daha söylemeyene. Öyle. Aras, mesela şimdi Sergen Yalçın mı Fatih Terim mi? Son Kanada. Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Kerem. Bizi small club diyor. Ya git sen de iyi git ya. Hadi Faroe Adaları ben güçsüzün yanındayım. Helal olsun be. Aras orada pısır pısır konuşuyor. Aras tarihin en iyi futbolcusu. 40. dakika. Bak şimdi olmaz işte. Şimdi hiç olmaz. Cengiz Almaz. Bak Ronaldo var ya. Unuttum ya. Yalnız bu ayıp değil ayıp. Unuttum ya. Tamam tamam Aras ağlama niye yapıyorsun ki yani? Hakan. Of be Hakan be. Nasıl durdu Hakan ya? Ne? Ben biliyorum Aras'a mı söylüyorsun değil mi? Ronaldo hangi kramponları yiyor Aras? Köşe vuruşunu. 41. dakika. Karim büyüktür Lewandowski bak yine geldi. Quaresma büyüktür Ronaldo. Oğlum futbolda zaten Quaresma Ronaldo'ya futbolu kim öğretti? Ronaldo'ya futbolu kim öğretti? Kim öğretti Aras Ronaldo'ya futbolu? Quaresma öğretmedi mi? Hayır. Quaresma öğretti. Aha! Gol be! Gol bravo. Ama öncesinde ama öncesinde boy var. Ronaldo futbolu kim öğretti Aras? Ama az önce söyledim. Babası. Ne Aras babası? Şarkı 25. Quaresma babası mı ya? Aras sence Benzema mı Lewandowski mi? Vay bak yine chat'teki biri sana bitirir yani adam Benzema büyüktür Ronaldo diyor neredeyse sen Benzema Lewandowski diyorsun şimdi oldu Goal Cengiz Q7 büyüktür Messi Ronaldo Xavi Iniesta maşallah Grealish Kerem Grealish de Kerem ne alaka Aras baba pro tuvalete gitti arkadaşlar 2 dakika sonra 2 dakika sonra aramızda yani mükemmel karşılaştırmalarıyla bizler Aras'a ne soru soracak bu Aras? Ne soru soracak? Ya o ne oğlum futbolcu karşılaştırması. Aras'a çok ya bu Aras bu sorular kimse ilgilendirmiyor. Bize şeyi sorusu lazım. Bize tehlikeli sorular lazım. Böyle insanları kızdıracak. Müslera mı? Tamam bu. Müslera mı Ersin? Tamam. Onun soru Ara zaten Ersin. Sana soru soracağım. Müslera mı Ersin? Ersin. Bravo be. Ya lan abi 1.5 arası sayı. Ha 1-5 arası 1 ve 5 arasında bir sayı söyle. 1 ve 5. Evet. Sekerek de olsa hayır. Ha, ne söyleyeceğim? 6. Aras bunu ciddi mi yaptın? Hayır. 10. Bir, bak sadece 1 ve 5 arasındaki sayı. Aras 1, 2, 3, 4. Şu an soruyu anlama aşamasında 2 dakika. 1, 2, 3, 4, 5. 7 bence 7. 7 işte ya. Tamam 3 diyor Aras 3 diyecek. Çocuğa ezikli ya bırak. Aras. Çok kritik bir soru daha geliyor. Ama soruyu ben de bilmiyorum. Aha orada geldi. Şimdi soru gelecek. Ama ben de şu an ne olduğunu bilmiyorum. Vida mı Marcao mu? İşte bu. Vida büyüktür Marcao'nun olmayan kariyeri. Nasıl ama? Tabii Montera.
karşılıyor. Mustafa. Meri. Ne? Neyse Musi bir dakika. Sezon başında olay karıştıran bir şey. Ney? Sasha Boy Rosie. Ooo Aras düşünmedi bile. Zaten az önceki sorularına da düşünmüyordu. Aras gülmekten koltuktan düşmüş adam. Sen vida dedin ya. Gümlemiş öyle diyor. Gümlemiş. Orası cevabı rakibi gümlemiş. Hakan Sakarada. Sorular Aras'a karşılaştırma soruları lütfen arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu. Kapin mi? Puskaj. O ne? Bana sorun. Aynen siz bana sorun ben Aras'a soracağım mükemmel sorular. Çok kritik sorular. Aras. Arda Güler mi Kerem Ak şey mi? Kerem Ak Arda Güler mi Emirhan İlkan mı? Ama bana ne? Ben objektif istemiyorum ki yani. Ben şu anda ben istemiyorum. Bilmiyor muydun? Bilmiyorum. He tamam. Aras o zaman sana şöyle aha. Küçük takım. Oh be. Karim Benzema büyüktür Lewandowski köylü ligi. Yani Aras şu an çok büyük laf yani. Sana değil futboldan Aras, anlamıyorsun. Aras. Yani. Sence ligin farmer ligi mi? Onlardan birisi aldı topu doğru. Farmer ligi mi? Çiftçi ligi mi? Hücuma destekleyin. Aras'a ne diyorsun acaba? Sen şu an Aras'a... Hadi az Aras'a ne diyorsun? Aras, Arda Turan mı Arda Güler mi? Arda Güler. Ya Arda Turan'ı ne yapalım biz değil mi? Arda Turan topçu mu ya? Ondan tanıştı. Arda Güler hastanede silah sıktı mı? Ya sıkmadı onu. Zaten silah ehliyet alamadık. Silahın ehliyetini alalım o zaman. Ama 6 gün uyuyor değil. Aleyküm selam. Kim aleyküm? Arda Güler mi geliyor? He Aras geç kalmış ne yapsın? Ya ya ya. Hangi şehrin söylesin? Atom bombası gönder demişler. Oğlum sen hangi gücün vardı nereye atom bombası gönderir? Kendine gel Aras. Yedi aydır takipçiyim biliyor musun? Biliyorum ya biliyorum. Arda Turan'ın kariyeri Süper Lig. Ya bırak ya. Bir şey diyeceğim lan. Şey, şu an bana... Aras kulağıma bir şey söyleyecek bir dakika. Az önce kısa mesafeden gelen sen top sonrasında Allah'ım ben dedi hiç şey yapmamış. Ya var ya öyle bir ses geliyor ama ses gelmiyor yani böyle fısır fısır bir şey geliyor. Yalandan ben seni alıyorum. Aras çok kritik bir soru. Real Madrid mi Barcelona mı? Real Madrid. Ya tamam bu sorudan geçtim. Eğer bu soruya Barcelona deseydin hakikaten balistik füzeler evimize geliyordu yani. Aras, Aras, burada çok sıkı Real Madrid'liler var çünkü yani. Sarı kart Cengiz'e çıktı. Bence daha kritik bir soru. Manchester United mı Manchester City mi? Manchester City. Oo yalnız hakikaten yani var ya Aras şu an bize futboldan anlamadığını kanıtladın yani. Ben West Ham'ı biliyordum. Oradaki Lionel Real Madrid büyüktür futbol yazmış bir adam. Bir daha bir şey yazarken kendine gel bakalım. Real Madrid futboldan büyük demiş. Ben çıktım. Aras sakin olursan. Maç hangi kanalda? TRT1'de. Manchester United mi Paris mi? Aras Manchester United. Paris. Aslan ne kadar saçma zaman Paris için söylüyorsun ya. Paris. Paris. Aras da bilmiyorum. Bizimkiler de bir L1 Y öğrenmiş hep yapıyor. He lan L1 artı. Tamam sen şey Xbox oynadın ki. Normalde L1 artı üçgen de neyse. Evet Aras'a sorularınızı alalım arkadaşlar. Mükemmel sorularınızı. Sor. Çağlar Söyüncü. Sinan Engin mi? Aras çok kritik bir soru. Sinan Engin mi Rıdvan Dilmen mi? Yalnız. Sinan Engin. Bravo, bravo. Çünkü öbür oyuncu futbolda yok. Rıdvan Dilmen mi futbolda yok? Ne? Rıdvan Dilmen mi futbolda yok? He, Dilmen dedi ya o yüzden. Hüsnü sen Sinan Engin'in Mike Tyson'la dövüş videosunu izledin mi? İzlemedim, izlemek de istemiyorum. Nasıl ya? He, Aras. Yok seni göstermeyeceğim. Sadece kamerayı şarja takmam gerekiyor. He, evet Aras'a sorularınızı alalım arkadaşlar. Ben buradayım. Aras şu anda... Kamera verdim. Kamerayı çevirdim şu anda sana. Lan! yok ben çevirmedim.
Aras bir egzen oldu göstermem. Gösteremem ama işte maalesef. Abi Beşiktaş mı Trabzonspor mu? Tabii ki Beşiktaş. Zaten madem sorunun cevabını veriyorsun yani. Evet Aras'a mükemmel sorularınızı alalım arkadaşlar. Harika sorularınız gelsin yani. Kim bu? İtalya'nın. Daha iyi maçtan aslında. O zaman onu izleyik. Messi mi Ronaldo mu? Ama zaten Aras'a biz zaten az önce bu soruyu sorduk değil mi yani? Şimdi Ronaldo anasını satayım. Mükemmel bir cevap gerçekten. Poyraz senin sormak istediğin sorular var mı Aras'a? Benim sormak istediğim sorular... Antalya Spor'lu bir arkadaşımız Nuri Şahin büyüktür dünya demiş. Bence çok de. Haklı, çok haklı bir yorum. Mükemmel objektiflik yansımış. En iyisi sensin. Ha, en güzel Nuri Şahin'i savunan. Başka sorular arkadaşlar, başka sorular. Aras Baba Pro sorularınızı yanıtlıyor. Bu her zaman olmaz. Ben futbol soruları soralım. Yayındakiler onları da bilsin. 15 dakika öyle geçirelim. Tamam, hadi ver bana. Sen ben söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi sizlere futbol quiz yapacağım. Sen de benim yanıma geç ama şey yapma yani. Tamam söyleyeyim mi? Sen niye söyleyeyim? Dur. Arkadan biraz bir şeyler verebilirim. Yayında kalın, bekleyin. Bofin abiniz arayız. Ramos mu, Ahmet Çakar mı? Tamam şu anda şey... Aleykümselam Hakan, hoş geldin bu arada. Bu arada sen şimdi şu... Bak sen zaten şurada görüneceksin, tamam mı? Sen şuraya şu bencere geç. Şuradaki koltuğa geç. Yani görüneceksin. Tamam oradan görünürsün. Bir dakika arkadaşlar şu an ayrılıyoruz. Sizlere futbol quiz yapacağız, tamam gözüküyorsun işte. Aras. Size de yapacağım, herkese de yapacağım. Brezilya, çok kolaydan başlıyoruz şu anda. Brezilya, Almanya 2014 final maçında skor ne olmuştur? 7-0, 6-1, 6-0, 7-1. Şimdi sen söylemiyorsun. Öncelikle arkadaşlarımız cevap veriyor. Sen tahmin et. Şu elinde dünya kupasıyla ağlayan... Aras 7-1 dedi. Vik kardeşim, aleyküm selam, hoş geldin. Sen ne diyorsun? Ne? 7-1. Cevaplıyoruz. 7-1, bravo Aras Çak. Bravo be. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz, doğru bildiniz. Şimdi sıradaki sorumuz. Türkiye Çek Cumhuriyeti karşısında son dakika gol atan milli topçumuz kimdir? Kaç 1-0 yeniyoruz. Arda Turan, Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Selçuk İnan. Lütfen siz cevap vermeyin. Boris, bu arada sen niye az önce cevap verdin bilmiyorum ama sakın bir daha cevap verme. Sen ne diyorsun Aras? Tamam, arkadaşlarımız öncelikle bir cevap verecek. Bakalım yanlış bilen var mı? Bu arada senin o bilgine yani o Hırvatistan maçıydı o 120 ha, dakika. Mi? Evet arkadaşlar, Arda Turan'la Osami Sarı yapma. Çek maçı. Ya sen de var ya. Adamlar. Ne skor işte ya? Pardon, skor diyorum. Evet arkadaşlar, doğru bildiniz, Nihat Kahveci. Nihat Kahveci'ydi. Ya, bravo, harikasınız. Evet, Aras da yanlış bildi yani. Ajax hangi ülkenin takımıdır? Brezilya, Almanya, Hollanda, Fransa. Hadi bakalım. Ya hayır. Aras sen söyle. Fransa. Tamam, olsun. Ege birazcık geriden izliyor galiba. Evet, arkadaşlarımız doğru bildi. Aras yanlış bildin, Hollanda'ydı. Sana sormayı unuttum, bir daha yine söylesin. İşaret dedik, Hollanda'ymış, tebrik ediyor bizi. Hangi takım sarı kırmızı renkleri kullanmaz? Bak bu birazcık zor sanki. Galatasaray, Aras'ın derimiyle Galatasaray. Kayseri Spor, Malatya Spor, Tekirdağ Spor. Haydi bakalım. Lan helal lan Çak lan. Helal lan valla Aras. Yemin ediyorum bildin ha. Çünkü o takımı görmeden biliyor. Çünkü hiç oldu. Tamam Tekirdağ Spor ama ben sanki Malatya'yı da şey olarak. Malatya sarı kırmızı oğlum. Sarı siyah olarak biliyorum. Oğlum helal lan Aras vallahi. Tekirdağ Spor doğru da. Sarı kırmızı. Malatya'nın ismiyle sarı kırmızının ne alakası? Bir dakika soruyorum. Futbolda Antalya mı? Ne Antalya'sı oğlum? Ne Tekirdağ dedim ben. Lan sohbet yayını bu. Sohbet yayını değil dur. Futbolda akrobatik hareketlerle şov yapılan gösteriye ne denir? Freestyle, free moves, beautiful moves, football style. Bak bu bence kolay. Dur bir dakika. Söyle. Tamam, senin cevabını aldık. Football slime diyor Aras. Freestyle diyor, football style. Aşıkı. Bu arada arkadaşlar aşıkı freestyle'dı, freestyle. Evet, freestyle'dı. Şimdi bilemedin Aras, olsun. Çok bildim ben. Trabzonspor şu ana kadar kaç kere Spor Toto Süper Lig şampiyonu olmuştur? Bu arada bu soru güncellendi mi bilmiyorum. Trabzonspor kaç kere şampiyon olmuştur? 6, 7, 8, 9. 6. Bu ana göre mi söyleyeceksin? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Şu an 7. Ben 6 dedim bu arada, doğru mu? Ben Tolga'ya gidiyorum. Oha, yine mi Tolga'ya gidiyorsun? Herhalde 7 olmuşlar. Şu an yanlış diyor. Altan doğru bildi. 7 diyenler doğru bildi arkadaşlar. 7 diyenler doğru bildi, onu söyleyeyim.
Türkiye'de en çok UEFA'ya çıkan takım. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Bence bu kolay yani. Çok da zor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü otomatikmen Türkiye'de en çok şampiyon olan takım şey oluyor yani. Galatasaray değil direkt Rusya. Evet. Bak aslında ilk soru Beşiktaş'tı bence. Yok değildi arası. Neydi? Galatasaray'dı. Soruyorum. Şimdi yazdınız, bekliyorsunuz. Biliyorum chatte şey yapıyorsunuz. Hangisi Barcelona'ya sponsor olmamıştır? Qatar Airways, Beko, Philips, Fly Emirates. Oğlum sen ara set çalışıp da mı geliyorsun? Fly Emirates olduğunu bilmiyorum ama ben de Fly Emirates derdim yani. Fly Emirates yani o Real Madrid sponsoru zaten. Bence Fly Emirates yani. O zaten. Ara sana diyor şey, ağla diyor birisi. Real ağla diyor. Real Madrid şey zaten o. Ara şu an ara şu an ara ara. Tamam. Evet ne diyorsunuz? Oğlum Mehmet ciddi misin oğlum? Qatar Airways oldu lan yakın zaman Fly Emirates işareti. Lan Philips mi iş? Philips mi iş? Oğlum ne ara Fly Emirates oldu? Ne alaka orası? Sırma bence ne ya? Sırma bence. Abi yarın sınava giriyoruz. Allah yardımcınız olsun. Fatih Terim. Bunu kirbi direkt bilir. Kaç yılında Galatasaray ile UEFA kupasını almıştır? 99, 2000, 2002, 2001. 2001. Bir düş, bir tane düş. 2001'den önce ne gelir? 2022. Ay. Söyle. 2002. Ha? Zaten sana niye soruyoruz? Evet arkadaşlar doğru bildiniz 2000 yılı, 2000 yılında almıştır 2000 yılı. Hangisi Fenerbahçe'de görev almayan bir teknik direktördür? Ersun Yanal, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Oğuz Çetin. Sence hangisidir Aras? Oğuz Çetin. Aras? Buraya ne kadar saçma zaman bir gülüş. Bu nasıl bir gülüş böyle? Allah. Martı mısın sen? Martı mısın? Nuri Şahinci abi geldi. Evet şıklarımız olmasa da. Neymiş? Fatih Terim de tabii gider. Fatih Terim de. Olmuyor bak Fatih Terim, Senior Terim, Grande Terim, Ordinarius Terim. Hangi Terim dersen de yani. Evet arkadaşlar şimdi bu futbol testini bitirdik. Sıradaki futbol testine başlıyoruz. Hayır. Ben soracağım. Sorumuz geliyor efendim. Bir dakika aynı testi açmışım lan dur. Geliyor arkadaşlar. Umarım ben arası döveceğim demiş birisi. Sana neydi lan? Bu arada o az önceki terimizm grubuna üye olan arkadaş arası döveceğim dedi. Dur soruyorum. Yalnız bu sorular sanki oğlum bak bu sorular güzel bak. Bunu herkes bilemez. Ben bilirim de herkes bilemez yani. 2012 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'i penaltılarla geçen takım kimdir diyor. Barcelona, Chelsea, Manchester United, Real Madrid diyor. Real Madrid. Real Madrid. Gençler Real Madrid. Evet. Barcelona. Barça demiş, Real demiş birisi. Barça. 2012 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih penaltılar eleyen takım. Bunu ama penaltılarla mı eledi ya? Biz tabii bir şey diyemiyoruz. Hangisini işaretliyoruz? Barça galiba. Tamam hadi Barcelona'yı işaretleyelim. Bir dakika. Chelsea'ydi. Bilemedi. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan futbolcu kimdir? Oo çok zor. Raul, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Aras daha öbür şıkkı söylemedim. Benzema. Evet, o zaman Cristiano Ronaldo. Evet, Ronaldo dedi. Polis sen ne diyorsun? Cristiano Ronaldo diyorlar. Cristiano Ronaldo. Evet, bu soru kolaydı şimdi. Artistlik yapmayın yani. Bu soruyu bilemeyecek adam zaten gitsin. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşamış takım. Cristiano Ronaldo. Barcelona, Bayern Münih, Liverpool, Real Madrid. Real Madrid. Aras nasıl biliyorsun ya? Allah'ım. Aras heyecanla yere düş öyle söyleyeyim yani size. Bu alanların her sene şurası değişiyor. Hakikaten her sene burada bir yazı değişiyor yani. Evet bravo arkadaşlar Real Madrid'i doğru bildiniz. Cristiano Ronaldo Manchester United'dan Real Madrid'e hangi yöntemle aktarma yapmıştır ne lan? Hangi senede demek istiyor? Hangi senede transfer olmuştur? Kulüp yardımıyla. O ne oğlum? 2007-2008. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 senesi hangisi arkadaşlar? 2008-2009 ve 2009-2010. Hangisi? Ben cevabı biliyorum. Dur. Hatta bir daha şeyleri. 2008, 2009, 2010, 2011. 2011.
Vakfa be Aras ya. 2010'du ya. Arkadaşlar 2009-2010 yılı. 2009-2010 yılı. Yani 2010 yılı da var. 2009-2010 yani. Dur. Aras seni duyuyor herkes bu arada. Hangi takım daha güçlüdür? 2009 Barcelona, 2017 Real Madrid, 2013 Bayern Münih, 2015 Barcelona, 2008 Manchester United. Salladım tutma demek birisi. Ama burada önemli olan seneler ama bence doğru söyledin. 2006 Milan. Oğlum bir şey diyeyim de burada Real Madrid yazmış adam. Real Madrid'in her senesi güçlü lan. Bence de. Bu nasıl bir soru böyle? Milan var mı? Yok. Oğlum şöyle bir sorum var Poyraz. Bu anketin cevabı yok. Bu anketin cevabı yok arkadaşlar. Oğlum anketin cevabı yok, saçmalama bak. Soru ne? Soru ne? Ya hangisi daha güçlü? Hangisi daha güçlü? Arkadaşlar bu anketin cevabı yok. Şimdi bence Real Madrid'i koymaları saçma. Real Madrid'in tüm tarihi ben büyük. Ben direkt Real bir işaretlesene. Real bir işaretlesene. İşaretleyemiyoruz oraya. Niye? Bu soru işaretlenmiyor, saçma bir şey. Ha, bu soru seçim. Ben de anlamadım yani. Salarım. 2015 Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'nın rakibi kimdir? Real Madrid, Juventus, Bayern Münih, Atletico Madrid. Barcelona. Barcelona zaten oynuyor. He. Sence kim? Bir daha rakip olsak. Real Madrid, Juventus, Bayern Münih, Atletico Madrid. Real Madrid. Niye banlandı lan? Kripi keşke bir önce söyleseydin spam yok diye. Ne? Cevabın var mı? Bu arada bu soruyu bilen bir kişi var şu anda. Emir Yaz diye birisi de bildi. Hakan da bildi. Evet, Juventus arkadaşlar bu sorunun cevabı. Ay boğaz bir tükürük kaçtı. Niye böyle güzel? Ya her insanın boğazına tükürük. Tamam, susarsan arkadaşlarımıza ben soru okumak istiyorum. 2016 Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Barcelona'nın PSG'yi 6-1 yenip tur atladığı turun ilk maçı kaç kaç bitmiştir? PSG 3-0 yenmiştir. PSG 4-1 yenmiştir. PSG 4-0 yenmiştir. PSG 5-1 yenmiştir. Hangisi? PSG 5-1 yenmiştir. Nasıl? Hayır. Arkadaşlarımız doğru cevap. Vic yanlış. Hayır. Arkadaşlarımız genelde doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Doğru. %90'ınız doğru cevaplamış. 4-0 kazanmıştır. Hangisi? Daha iyi bir golcü ama bunun cevabı var mı? Bunun da cevabı yok. Saçmalığa bak. Hangisi? Ben bunu okumayacağım çünkü bu öznel bir şey arkadaşlar. Nesnel bir şey değil. Süper Lig'de en çok şampiyon olan takımların birinciden öne doğru avantajları hangi? Birinciden öne doğru sıralanışı hangisidir diyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Trabzonspor. Doğru bildin bu arada. Şakarız. Sen doğru bildin. Sen bu işi doğru bildin. Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Mehmet yanlış. Yanlış olur. Ama Mehmet bence bunu bilerek yanlış yaptı. Neyse. Bence de tüm bilir şimdi, arkadaşlarımız. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Yorumlar sürekli geldi. Ya Şahin Ales'le adamsın zaten ya. Zaten ters bakıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde tek sezonda en fazla gol atmayı başaran Ronaldo tek sezonda en fazla kaç gol atmıştır? 15. Poyraz var ya, sen döverim. Mal mı bu? Evet. Mal mı bu? Evet. Oğlum niye cevap diyorsun? Ama ne bileyim, bir anda cevap nasıl geldi Ronaldo? Ya, 12 değil, 17. Bir sezonda en fazla 17 gol atmıştır Şampiyonlar Ligi'nde. Ben de biliyordum işte. Biliyordu, Aras da biliyordu bunu. Bu neymiş? 2018-2019 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç sona ermiştir? Liverpool 2-1 Real Madrid. Liverpool 2 Real Madrid 1. Of, şu anda sorunun şıkları Türkçe'ye çevrilmiş, bir dakika. Ya bu soruyu sormuyorum. Bu soruyu boş verin arkadaşlar. 2-1. Bayern Münih takımına hangi futboldan, pardon, hangisi Bayern Münih'e? Hangisi Bayern Münih'e daha önce transfer olmuştur? Arkadaşlar sorular çok çarpık yazıyor. Aras ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kamera sarsılıyor. Pardon, bak sorular onlar yanlış sorduğu için ben yanlış yapıyorum. Bayern Münih'e hangisi daha önce transfer olmuştur? Ribery, Robben. Bu arada bunun cevabını ben de bilmiyorum. Ribery, Robben. Tamam, şu anda öğrendim. Ribery, Robben. Ribery mi daha önce transfer oldu, Robben mi? Robben. Ribery mi? Cevaplarınızı bekliyorum. Bence Ribery.
biri Glaxo'da oynuyordu. Ya böyle sen bana ne anlatıyorsun şu an? Galatasaray'dan gitti o. Hangisiydi o? Evet, genelde Ribery cevapları var. Doğru bir cevap verdiniz arkadaşlar. İşte Ribery. Çak Aras. Bravo. Bravo Aras. Çakıyoruz. Çakamıyoruz. Tamam. Evet, Aras şu an gövde gösterir. Evet. Evet. Aras kalkarsan. Kalkar. Neden az önce gördün? Bu filmi. Sıradaki sorumuz. Euro 2012 finalinde İspanya'nın rakibi hangisiydi lan? Bu ne saçma soru şey ya. Sorular yanlış soruyorlar. İspanya'nın rakibi hangisidir? Şeyde Euro 2012'de. Okusana. Ribery'den Messi altın topu çaldı. Player'ı unutan kişiler Eagle 5 efsane Suran Forever. Bu arada Hakan doğru bildin Hakan. Tebrik ediyoruz. Mehmet sen ya ara şöyle şeyler yapma. Ne? Saydım ben. Duymadıysan bana ne? Duymadıysan bana ne ya? Saymadım. Tamam. Dışarıdan şu balkondan bir ses geliyorsa onlar şey. Evet. Genel olarak doğru cevaplar. İtalya'ydı doğru. Süper Lig'de son 4 gol krallarından hangisi daha fazla gol olmuştur? Hangisi daha fazla gol atmıştır? Mario Gomez. Ah be. Üzdü be. Wagner Love. Buffett'in bir gomis. Mbaye Cagne. Ben bu sorunun cevabını... Mbaye. Sen ciddi misin? Çak lan. Bravo be. Maç başladı. Aman. Messi değil Ronaldo. Mario Gomez yanlış cevap. Gomis. Gomis'ine yanlış cevap. Cagne arkadaşlar. Ben bir ara şey hatırlıyorum. Cagne'nin 15 tane golü kafa golüydü. Geriye kalan 10 tane golü penaltıydı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle bir şey vardı. Siz benden soruları daha önce görüyorsunuz zaten. Cagne'yi gönderip Gomis'i getirdikten sonra Galatasaray şey... Cagne bir tane hikaye paylaşmıştı. Gomis'in işte gol kralı olduğu senedeki golü bir de Cagne kendine... He ben de hatırlıyorum. Cagne vardı arkadaşlar. Arkadaşlar şey... sizin kardeşiniz varsa yorumlara yazın kaç yaşındayım? Bu yorum kasmak için de Minecraft çalışıyorum. Ne alakası? Tamam. Abi ben niye mutluydum? Sen spam yaptın galiba. Bu arada burada maç var ama ben şu an ilgilenmiyorum. Bana daha çok sardı bu soruları sormak. Arkadaşlar kardeşiniz varsa kaç yaşında? Aras şu an çok merak ediyor bu sorunun cevabını. O yüzden onu yazın. Bekliyorum. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. Aha atamadık. Şampiyonlar... Bu ne lan? Dur. Tamam dur. Tamam, cevabını vermedin tamam, zaten. Tamam çekil şurada. Çekil git lan buradan. Ne? Özel mi? Ya... Gomez, Gomis'ten bile az gol attı. Evet. Benim mal kardeşim 9 yaşında. Onun mal bir kardeşi varmış 9 yaşındaymış arası. Benim de mal bir kardeşim var 7 yaşında. Evet, ayıp ya. Antalya'ya başladım ben kardeşim. Kardeşlerinden bir... Aras buraya gel, sen çok önemlisin. Arkadaşlar sıradaki soruya geçiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde hangi futbolcu daha fazla gol kralı olmuştur? Gol oluyor. Bekle sus. Ronaldo. Aha gol oldu. Tebrik ediyoruz Türkiye'yi. Ronaldo. Şevşenko, Kaka... Şişko Ronaldo, Raul. Ne? Söylesene. Şampiyonlar Ligi'nde hangi Şişko futbolcu Ronaldo. Gol kralı olmuştur? Şişko Ronaldo. Nasıl? Şişko Ronaldo. Gol kralı. Hangisi daha çok gol kralı olmuştur? Hangi daha çok? En fazlayı sormuyoruz arkadaşlar. En fazlayı sormuyoruz. Aras bu arada gel seni tebrik ederim. Cevabımız Ronaldo Nazario'ydu. Tebrik ediyoruz Aras Baba Pro'yu. Ben niye böyle şeyler yapıyorsun? Hangi futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde birden fazla kez gol rekorunu kırmış, birden fazla kez gol kralı olmuştur? Andriy Shevchenko, Raul, Van Nistelrooy, Messi. Messi. Hangisi arkadaşlar? Messi bence. Bence Messi. Ne? Messi bence. Arkadaşlar en çoğu sormuyor. Hangisi daha çok diyor soru. Aras bak sen kameramızı şey yapıyorsun. Shevchenko, Raul, Messi. Van Nistelrooy, Messi. Messi. Raul. Ben bu arada şöyle söyleyeyim, Messi sadece bir kez şey oldu, o da 2015 senesinde gol kralı oldu. Cevabımız arkadaşlar, tabii ki de Real Madrid efsanesi Raul olacak. Hangi kaleci Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla maçı gol yemeden tamamlamıştır? Buffon, Van der Sar, Peter Cech, Iker Casillas. Bence bu soru... Bakın bence bu soru zor bir soru. Yani bir mantık yürüterek şey yapamazsın, atmanız gerekiyor. Bence Aras'ın mantığı çok doğru. Bu saydığım arasından en büyük takım Casillas. En büyük takım Real Madrid. Aras da o yönden şey yaptı. Aras seni tebrik ediyorum. Casillas'tı bu arada.
Herkes yanlış cevap verdi. Sadece o Sami Sarı, Iker Casillas dedi. O da Real Madrid'de büyüktür. Dünya felsefesinden ilerlediği için Real Madrid'li karınca mı yoksa Messi mi desem Real Madrid karınca diyecek muhtemelen. Her neyse. Fenerbahçe'nin bin adam. Durun. Bu ne oğlum? Ya kusura bakmayın. Sorular yanlış soruyorlar o yüzden. Gol mü? Yok olmadı. Bu soru da soramam. Tamam, bu soru birazcık öznel. Bu sorunun cevabı yok arkadaşlar. Hangisini tercih edersiniz? Guardiola ve pas futbolu, Klopp ve pres futbolu mu? Hangisini tercih edersiniz? Cross futbol. Klopp diyorsun yani. Kirpijoni bu yorumunu beğendi şimdi seni. Kirpijoni buna mutlu oldu. Çünkü Kirpijoni Klopp Guardiola'dan büyüktür diyor. Gol 3-0 diyor ama biz zaten maçı izliyoruz burada. Mourinho diyor. Mehmet'ten Mourinho yorumu. Ben doğru bildim. Yok, bunun cevabı yok ama tak. Ben Guardiola'yı tercih ederim. Neyse. Hangi takım Süper Lig'de daha fazla sezon geçirmiştir? Bursa Spor, Gençler Birliği, Trabzonspor, Ankara Gücü. Bak Ankara bence Gücü. Bence bu soru zor. Anlat, bence onu değiştir. Bence o cevabı değiştir bak. İki türlü bir şey var. Tamam, o olabilir, bilmiyorum. Ben Bursa Spor diyorum. Ben bir cevaba bakayım. Oo, Ankara Gücü. Ne? Ankara Gücü az. Ankara Gücü. Oha! 3. kurulan takım ya. Onlar amatör ligden beri oynuyor. Oha lan. Aras çak. Sen yanlış. Oğlum Aras Ankara Gücü dedi lan. Ben dedim az önce. Az önce dedim ya. Ankara nasıl ya? Gücü dedim. Allah Allah. Ankara Gücü'ymüş ya. Ankara Gücü'ymüş. Futbolcu hangisini? Arkadaşlar size diyor ki bir futbolcu olsanız hangisini tercih edersin? Hangisini isterdiniz diyor. Ligde iki sezon üstü gol kralı olmak, şampiyonluk maçında kupayı getiren gol atmak, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmak, yılın futbolcusunda ilk 3'e girmek, 3 sezon üst düzey oynamak. Şampiyonlar kralı olmak. Aras bir Real Madrid taraftarı olaraktan Şampiyonlar kralı olmak diyor. Antalya Spor'da oynamak. Şampiyonluk maçında kupayı getiren gol atmak. Ronaldo olursanız bunların hepsini evde edersiniz. Ronaldo olamayacağınıza göre. Haklı. Sen bildin Aras, bravo. Evet. Hangi takım Şampiyonlar Ligi'ni daha fazla kaldırmıştır? Bakın, hangi takım en çok kaldırmıştır denmiyor. Hangi takım daha fazla kaldırmıştır diyor. Barcelona, Bayern Münih, Liverpool, Milan. Hadi bakalım. Bayern Münih. Bence değil. Değil Aras, bir değiştir be. Bak bir daha sayıyorum. Bayern Münih, Liverpool, Milano. Liverpool. Değil. Mehmet'i tebrik ediyoruz, Emir'i tebrik ediyoruz, Osami Sarı'yı tebrik ediyoruz, başka kimler bilmiş? Evet, Milan arkadaşlar. Abi çıkalım, ayağım kırık çıkmış, maçtan çıkmıştım. Kırık mı çıkmış? Nereye gidiyorsunuz? Bütün kanalın şerefi gidiyor. Nereye gidiyorsunuz ya? Evet. İstersen. Ya gidelim. Hayır ya. O zaman son sorumuz geliyor. Şimdi arasa birlikte. Zlatan İbrahimovic, namı değer, yürüyen büyüklük. Hangi takımda oynamamıştır? He. Inter, Juve, Milan, Lazio. Lazio. Hangi takımda oynamamıştır Aras? Lazio bence. Lazio mu diyorsun? Bakalım bir cevaplıyoruz hemen. Evet, Lazio'ymuş. Son bir tane daha soruyorum. Hangi futbolcu Premier Lig'de birden fazla kez gol kralı olmuştur? Thierry Henry, Muhammed Salah, Harry Kane, Sergio Aguero. Bence bunun cevabı. Bence değiştir Aras. Bence değiştir yani. Henry, Salah, Kane, Aguero. Aguero. Bence Aguero. Aguero'ymuş. Bunun cevabı Aguero'ymuş yani. Bir tane daha soru söyleyeyim Milan. Hangisi Barcelona'ya daha önce transfer olmuştur? Neymar, Suarez, Jordi Alba, Rakitic, Ter Stegen. Harbi zor soru. Dur bakayım. Ter Stegen. Hayır. Ne? Hayır. Jordan. Jordan yok ki. Ne? Jordi Alba o zaman. Yok. Suarez demiş, yanlış. Jordi Alba'dır. Jordi, bravo, doğru, Jordi Alba. Son bir tane daha soruyoruz. Son. Bundan sonra daha soru yok. Hangisi Real Madrid'de daha önce transfer olmuştur? Casemiro. Balya diye biri var. Casemiro, Balya,
Isco, bu arada Bale muhtemelen. Evet. Casemiro, Bale, Isco, Modric, Kroos. Hangisi arkadaşlar? Hangisi? Aa, golü attı. Kim lan o? Cengiz Dündar arkadaşlar. Cengiz Dündar gol attı. Modric. Evet, bakayım cevabı. Modric'miş. Hadi siz gidin en iyisi. Öyle sakarız. Bravo be. Bravo. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Hadi evet. Yayın şu an şey gitti. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Şu an. Poyraz kapıyı kapatsana. Poyraz. Poyraz kapıyı çekelim. Bir dakika. Ha, şunu alalım. Evet. Kapıyı kapatsan sevinirim. Tamam. Görüşürüz. Evet. Evet. Nak nak. Nerede kalmıştık? Fatih hocam. Uf. Neyse maçı birazcık daha izleyelim. Sarmazsa şeye geçeriz. Oğlum yalnız beni sardı bu şey ya. Abi ben Discord'a tekrar katıldım. Neyse yayın açacağım. İyi aç kirpi abim. Arkadaşlar bir şey diyeyim, ben buradan sorayım mı ya? Ben buradan sormaya devam edeyim mi? Beni birazcık beklerseniz ben buradan sorayım ya. Ben şey oldum ya. Ha, o sahipmiş arkadaşlar bu arada golümüz. Ben buradan sormaya devam etmek istiyorum. İzniniz varsa tabii ki de, sizin izniniz yoksa ben öyle bir şey katiyen karışmam yani. Öyle bir şey kesinlikle yapmam öyle bir hatayı. Beni sardı yani azıcık. Ben devam etmek istiyorum. Ama tabii siz... biz sana soralım. Yok ya öyle olmaz bence. Abi annem kırık diyor, babam incilmiş diyor. Baban doğru söylüyordur. Bence sesli gel. Yok ben şu an çok sardı bu beni. Eğer kimse katılmasa da yapmam da dur bakalım. Futbol quiz. Zor futbol quiz diyeyim lan. Dur. Zor futbol quiz. Umarım zor futbol sorarlar. En iyi 100 bilgi yarışması futbol. Oo lan harbi. Şey yani ha dur bakalım. Bir saniye. Oha bir dakika soru çok iyi. Premier Lig'de en hızlı hat-trick yapan oyuncu kimdir ama bunun sadece cevabı var ya. Bunun şıkları yok arkadaşlar. Bir dakika ben hemen bulacağım. Bu Türkiye futbol tarihinde 15'te 15 yapmak çok kolay. O zaman ne yapayım ben? Çok zor quiz vallahi geliyor. Abi gol tamam. Offside anladım. Mükemmel sorular. Arkadaşlar burada mısınız? 2021 yılı itibariyle Dünya Kupası'nı 3 kez kazanmayı başarmış futbolcu kimdir? Tüm tarih boyunca. Rummenigge, Pele, Zidane, Ronaldinho. Hangisidir arkadaşlar? Bu çok zor değil ama hadi bakalım. Bunun cevabını bilebilecek misiniz? He lan top vardı. Aras tenis topu getirmişti. Durun. Tenis topu şunun arkasında olacak galiba şu şeyin arkasında koltuğun arkasında Pele diyor Pele yorumları evet Pele doğru arkadaşlar Pele doğru bir cevap MSN adı verilen dünyanın en iyi üçlüsü hangi futbolculardan oluşur? Messi, Dybala, Agüero, Messi, Deco, Ronaldinho, Messi, Suarez, Neymar. Galiba bu soruda bir yanlışlık var çünkü Ronaldo Benzema Bale demiyor bu soruda ilginç bir şey. Yani orası ilginç. Bu soru yanlış arkadaşlar. Atlıyorum. Yeni Pele adı verilen ama isteneni veremeyen futbolcu. Lan bu soru ciddi mi? Slimani, Pulisic, Freddy Adu. Oğlum bu soru ciddi mi? Dalga mı geçiyor Slimani? Tamam yarabbim. Allah Allah. Neymar, Messi, Suarez. Şimdi. Bu soru var ya bak bu soruyu altlar bilir arkadaşlar. Slimani cevapları geliyor. Birazcık kısarsak mutlu olurum. YouTube tarihinde ilk 1 milyon izlenmeye ulaşan ilk video hangisidir? Hangi futbolcu tarafından izlenmiştir? Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Pele, Neymar. Bak bu soru harbi mükemmel. Böyle ayakkabısını falan giyiyordu, direklere vuruyordu. Top geri geliyordu, bir daha direk vuruyordu. Hangisi arkadaşlar? İpucu verdim birazcık zor olabilir çünkü. Herkes bilemeyebilir yani. İyi başladı çöktü. Anlamadım. Ümidi de Neymar. Yanlış cevap Kıvanç yanlış. Hakan sen de yanlış söyledin bu arada. Arkadaşlar cevap Ronaldinho'ydu. Böyle altın ayakkabı giyiyordu böyle direkt vuruyordu. Göğsünü alıyordu bir daha direkt vuruyordu. Bir daha göğsünü alıyordu. Çok acayipti yani. Yanlış bilmedim. Dünya tarihinin en fazla sarı kırmızı kart gören futbolcusu. Sarı artı kırmızı en fazla kart gören futbolcusu kimdir diyor. Sergio Ramos, Gerard Pique, David Alaba, Thiago, Carnaval ne lan? Carvajal herhalde. Carnaval. O herkes Ramos cevabını yapıştırmış. O ipucuyu vermesen bile Ronaldinho diyecektim. Ya sen bilirsin oğlum zaten. Ramos cevabı maşallah bayağı var. Evet arkadaşlar doğru bildiniz. Sergio Ramos'tu bunun cevabı. Başka? Evet şu an
Bu kadarmış. En zor futbol soruları dedik. Tamam. Bir saniye. Bu ne? Ne? Telefon varmış burada. Bir dakika. Telefon. Yalnız burada telefon yok. Sorularımıza devam edebiliriz. Futbola ne kadar hakimiz? Yalnız bak bu sorular harbi birazcık zor da arkadaşlar. Reklam geldi şu an önüme. Onun geçmesini bekliyorum. Evet, Ramos doğru bildi. 35 yaşında PSG'den teklif aldım. Bak bu birazcık oyuncu sorusu ama harbi çok zor. 35 yaşında PSG'den teklif aldım. Onlar da yaşımın 35 olduğunu tahmin etmediler. 35 olduğunu duyunca şaşırdılar. 25 sanıyorlardı. Gibi bir hikayesi olan futbolcu kimdir? Mehmet Özdilek, Hasan Şaş, Hacı Krasiç. Oğlum harbi kazık sorular. Bizim hakikaten edebiyat sınavındaki sorular yani bu bildiğin. Hangisi arkadaşlar? Oğlum bu ne kadar zor soru böyle. Ben bilemem bunu. Bu ne? Krasiç cevabı var. Oğlum bu ne kadar zor soru böyle. Vallahi siz bittiniz yani. Krasiç hayır arkadaşlar yanlış. Hakan gol attık bir offside. Hayır Krasiç değil Mehmet Özdilek'miş arkadaşlar. O da gerçekten ilginç bir şey. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. Türk futbolunda aslında her şeyden biraz var ama hiçbir şey tam yok diyen adam kimdir? Jose Mourinho, Dick Advocaat, Pep Guardiola, Frank Rijkaard. Hacı çok yaşlı gözüküyordu hep. Evet doğru. Jose Mourinho, Dick Advocaat, Pep Guardiola, Frank Rijkaard. Senin bir cevabın var mı abi? Dördüncü şık. Yani Frank Rijkaard diyorsun. Frank Rijkaard diyor. I am Jose Mourinho. Jose Mourinho. Yok arkadaşlar. Jose Mourinho değil. Frank Rijkaard'dı bunun cevabı. Abimin bilmesi ilginç oldu gerçekten. Beni durdurmak için tabancaya ihtiyaç duyarlardı. Ama Messi'yi durdurmak için makineli tüfeğe ihtiyaç var diyen futbolcu kimdir? Javier Zaviola, Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Maradona. Hani bu soruyu bilmek için ilah olmaya gerek yok. Hani bu soruyu bilmek için bir şeye gerek yok yani. Bence bu soruyu bilirsin. Ez ne demek? Evet. Ez ben de bildim. Maradona demiş. Oğlum. Aha! Hristo Stoichkov demiş lan bunu. Bak arkadaşlar bak ben bu sorunun daha önce anketini yaptım. Bu soruyu bilmeniz lazım. Eğer bir takım küme düşerse futbolcular gider adamlar kalır diyen kimdir? Arda Turan. Arda Turan. Pavel Nedved. Yalçın Ayhan. Del Piero. Evet bu soruyu bence bilirsiniz ya. Pavel Nedved cevabı geldi. Harbi iyi söz bu arada. Harbi iyi söz. Aa evet la. Pavel Nedved. Evet. Nedved doğru cevaplı. Tebrik ediyoruz. Del Piero değil Hakan. Ne Del Piero'su? Yıldızlarla çalışmak zor değildir. Zor olan daha az yetenekli olup kendisini yıldız sananlarla çalışmaktır diye lafı sokan abimiz kimdir? Fatih Terim veya Senior Terim veya Grande Terim, Jürgen Klopp, Mircea Lucescu, Gus Hiddink. Evet. I am Jose Mourinho demek. Jose Mourinho. Yok Jose Mourinho şıklarda bile yok. Hiddink. En saçma şıkkı söyleme şeyi çıktı bu sefer de. Evet. Hangisini işaretleyelim? Bu arada arkadaşlar bunun cevabı Hiddink'miş. Bir daha bir soru gelirse en saçma şık hangisiyse onu söyleyin. Oğlum Jose Mourinho yok ki ya. Evet sıradaki sorumuz geliyor. Kirpi Jose Mourinho yok oğlum yok. Sarri'nin çok stresli olduğunu söyleyebilirim. Günde 5 paket sigara içiyor. Başka diyecek bir şey yok. Teknik direktör olmak çok stresli bir şey. Ben olamam diyen adam kimdir? Eden Hazard, Dries Mertens, Edinson Cavani, Cesc Fabregas. Senin bir cevabın var mı? Yok, cevabı yokmuş. Bence bunun cevabı bak ben de bilmiyorum. Ben Dries Mertens derdim. Çünkü Napoli'de onunla birlikte çalıştılar. Ben cevabı verdim şu anda cevabını biliyorum. Mertens demiş, Fabregas demiş. Şimdi şöyle aynı takımda çalıştılar Sarri ile. Ben Mertens dedim doğru çıktı arkadaşlar. Mertens. Evet Mertens doğruydu. Evet sıradaki sorumuz geliyor. Çoğu insan İstanbul'un trafiğine laf söyler. Ama ben düşünecek zamanım olduğu için trafiği seviyorum diyen futbolcu kimdir? Ryan Donk, Pepe, Alex de Souza, Ryan Babel. Yani açıkçası Alex demiş olabilir.
Niye? Alex zeki bir adam çünkü yani. Kim düşünür ki? Hani Babel'in düşünecek hali yok herhalde. Babel düşünmez bence yani. Pepe demiş biri. Yani bence Pepe de düşünmez. Pepe çok düşünerek oynamıyor. Patakütü oynuyor Öz abim. Gol geliyor bu arada. Dorukhan atamadı. Bakalım cevap... Evet ben doğru bilmişim. Alex de sorsaymış. Arkadaşlar Babel ne? Babel ne düşünecek? Türkiye'ye yabancı teknik direktör getirmeyin. Ben Türkçe anlatamıyorum. Onlar nasıl anlatacak diye. Adam kimdir? Samet Aybaba, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman. Bak ben şöyle bir düşündüğüm zaman bence bunu Yılmaz Vural demiştir yani. Şöyle bir işaretleyeyim. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama yani ben Yılmaz Vural derdim. Evet Yılmaz Vural cevabı Yılmaz Vural. Evet doğru bildiniz arkadaşlar. Yılmaz Vural da bunun cevabı. Yılmaz demiştir. Evet Yılmaz Vural. Yılmaz Vural. Allah bir dakika. Yılmaz Vural. Evet doğru. Haklı diyorum. Bizim taraftarımız asla Galatasaray taraftarı gibi olamaz. Kimse böyle bir taraftar grubu önünde oynamak istemez diyen adam kimdir? Abdullah Avcı, Arsene Wenger, Philippe Cocu, Javier Irureta. Bunun nasıl bir soru lan böyle? Arkadaşlar az önceki dediğimi şey yapın. En saçma şık neydi? Tebrik ederim Fikri abi. Cocu. En saçma şıkkı söyleyin. En alttaki cevap. Cocu değil. En alttaki cevaptı. En alttaki. Irureta aynen Irureta. En saçma cevabı şey. Eğer bir şeyi bilmiyorsanız Irureta deyin. Şey saçma sapan bildiğini söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar Guat oyuna girdi. Herkes vaziyet alsın yani. Cocu değil. Juan Elvander gibi 10 tane oyuncum olsun. Diğerlerinde 16 yaşında çocuklar olsun. Dünyanın her ülkesinde başarılı olurum diyen teknik direktör kimdir? Fatih Terim. Hasan Şaş, Fikret Orman, Aziz Yıldırım. Lan bunlar ne kadar saçma şıklar böyle. Oğlum bu nasıl soru lan? İlginç bir soru. Gerçekten hayatımda ilk defa böyle duydum. FT. Oğlum FT bence böyle bir şey dememiştir ya. Ben Aziz Yıldırım. Ne Aziz Yıldırım böyle bir şey der mi? Kimin hocasıydı o? Oğlum çok saçma bir soru. Hasan Şaş diyenleri tebrik ediyoruz. Sıradaki sorumuz geliyor. Genç Türk futbolcular daha çok çalışmalı. Çalışmıyorlar demiyorum ama bakınca Türkiye'de çok iyi tesisler var. Her türlü imkanlar. Bazen bir yerde bu iş olmuyor. Bir yerde sıkıntı yaşanıyor. Bence bu çalışma isteğinin eksikliğinden diyen oyuncu kimdir? Adebayor, Hilep, Snyder, Alex de Souza. Bunun cevabı nedir? Adebayor Türkiye'yi gezmemiş galiba. Çok iyi tesis varmış. Hangi toprak araziden bahsediyor çok iyi tesis? Adebayor abim. Adebayor değilse 100 TL atıyorum. Hadi be. Niye Adebayor söyledi ki bunu? Adebayor'du bu arada doğru. Snyder dememiş. Ah be Şahin. Lan gitti 100 lira ya. Sıradaki sorumuz geliyor. Zorsa oğlum harbi kazık sorular bu arada ya. Yani zorsa oğlum siz çok mu geriden geliyorsunuz? Alex demiş. Sıradaki sorumuz. Ben doğuştan Fenerbahçeliyim. Böyle geldim, böyle gideceğim. Türkiye'de başka bir kulüpte oynamayı düşünmüyorum. Ben gönülden sözleşmeliyim. Benimle sözleşme imzalarla size kalırım. Biz böyle geldik, böyle gideriz diyen futbolcu kimdir? Elvir Baliç, Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk. Evet, daha sorunun yarısı da Volkan Demirel cevapları geldi. Evet, yani çok da zor bir soru değildi. Yani siz de artistlenmeyin. 5 tane sorudan bir tanesini bildi. Çok da artistlenmeyin ya. Volkan Demirel. Diego Simeone'ye benzetilmek gurur verici. Ama ben Antonio Conte'de kendimi görüyorum. Şu an bana göre dünyanın bir numarası diyen teknik direktör kimdir? Igor Tudor, Fatih Terim, Şenol Güneş, Hikmet Karaman. Yani Fatih Terim diyecek ki ben birini örnek alıyorum. Yani var ya. Igor Tudor, Fatih Terim, Şenol Güneş, Hikmet Karaman. Yani ne FTS'i. Fatih Terim böyle bir şey der mi? Igor Tudor değilse 10 TL gelir sana. Ulan hadi Igor Tudor değil olsun ya. Ananı Igor Tudor'muş ya. Allah Allah. Igor Tudor'muş. Igor Tudor demiş arkadaşlar. Fenerbahçe'ye geldiğimde evvelinde aslında yanlış yerde oynatıyordum. Hep ön libero'da oynatılmayıp 22 yaşımda sağ veya sol bek oynatılsaydım kesin olarak söylüyorum çok rahat Madrid'de oynarım diyen oyuncu kimdir? Ben çok okuyamadım ama çok soru da yanlış sormuşlar sanırım. Revivo, Josef, Fatih Akyel, Ümit Özat. Senin bir tahminin var mı? Evet, bunun cevabı kimdir? Çok zor bir soru. Ama benim tahmin ettiğim gibi Ümit Özat doğru.
Hakan'a bana atayım bir lane banlayayım. Evet, Josef değil oğlum. Josef nereye sağ önde oynarsam şey Real Madrid'e giderim diyecek Josef. Türkiye'de en çok beğendiğim yabancı futbolcu Fenerbahçe'den Dirk Kuyt. Beğenirim. Kuyt'i çünkü iyi golcüdür. Yerliyse Tarık Çamdal diyen adam kimdir? Ünal Aysal, Ali Koç, Sadri Şener, Yıldırım Demirören. Yani böyle saçma bir şeyi Yıldırım Demirören başkanım söylemiş olabilir. Açıkçası Türkiye'nin Tarık Çamdal ne alaka lan Türkiye'nin adam? Kardeşim ben ne alaka şimdiymiş? Kayıt. Hakikaten lan Kayıt. Herkes farklı bir şeydi. Biri Kayıt diyordu, biri Kate, biri Küyt, biri Köyt. Ölüm FT dedim. Yıldırım Demirören demiş. Evet arkadaşlar cevap Yıldırım Demirören'miş. Ben de zaten hangi baskan böyle sırf bir şey söyleyebilir? Tamam diğer soruya geçiyoruz. Barcelona'da hocalık yapmak çok kolay. Orada hoca olsam kulübede sigaramı yakıp keyfime bakardım diyen adam kimdir? Sergen Yalçın, Yücel İldiz, Fatih Terim, Jean Tigana. Yani çok saçma sorular ama neyse. Angut. Angut ne ya? Angut diye biri yok. Ben Angut mu dedim? Yok. Ya bak böyle bir soruyu kim diyebilir? Sergen aynen bak. Mantık abi. Sergen böyle şeyler der yani. Birazcık dinlemişseniz. Evet. Sıradaki sorumuz gerçekten ilginç. Basın sigara ve alkolün performansımı düşürdüğünü söylüyor. Attığım her golden sonra onların şerefini içiyorum diyen adam kimdir? Lionel Messi, Wilshere, Nainggolan, Mario Balotelli. Bak hangi bir futbolcu böyle bir psikopatlığı yapar benim fikrim yani var da. Evet yani bendir cevap benim neyse komik değildi. Niye komik değil? Soruya odaklanalım. Adana adamı Balotelli demiş. Adana adamı. Hakikaten Adanalılık var ya. Acaba babası falan Adanalı mı ya? Evet 20 sorunun 8'ini bilmişiz arkadaşlar. Pek başarılı olduğunu söylemez diyor. Mario Balotelli'ydi bu arada bu sorunun cevabı. Bakalım. Az bilinen 10 soru. Şuna bir bakalım. Ama bir dakika soru bulacağım şimdi. Bakalım. Türkiye'nin iki golünü kim attı? Vallahi şu an bilmiyorum. Şu an unuttum yani onu. Çok kolay sorularmış. Çok kolay sorulara kadar bakalım. Tamam. Çok da kolay olmayanları soracağım. Türk futbol... Dorukhan aşamadı. Türkiye Süper Ligi'nin ilk şampiyonu hangi takımdır? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Gerçi bu da çok kolay ya. Bakalım bilebilecek misiniz? Fenerbahçe demiş. Beşiktaş. Hakan bunu da yanlış bilmezsin ya. Fenerbahçe'ydi bu arada bir cevabı. Şimdi sıradaki sorumuz şu. Süper Lig'in en uzun süre yenilmeme rekoru hangi takımdadır? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. En uzun yenilmeme rekoru. Cevabım var mı? Galatasaray diyor. Yani bak neyse. Yok lan BJK. 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 BJK cevapları. Bu arada cevabımız BJK'ydi arkadaşlar. Jimnastik kulübüydü. Süper Lig'in ilk gol kralı kimdir? Zeki Rıza, Sporel, Metin Oktay, Lefter Küçük, Anyon, da, an, Lefter Küçük, Don, Yadis, Lef, dur. Küçük Andon Yadis. Küçük Andon Yadis. Evet. Bu yıl Antalya ama. Ya Allah'ım be. Metin Oktay cevapları. Metin Oktay bayağı Metin Oktay. Evet Metin Oktay doğru. Dört büyük takımda da forma giymiş ilk. Bakın ilk futbolcu kimdir? Tanju Çolak, Sergen Yalçın, Burak Yılmaz. Soruyu yanlış anladım. Bu soruya da yanlış cevap vermezdin yani. Neyse. Sergen, Tanju, Burak Yılmaz. Damarımı kesseniz sarım, kanım sarı lacivert akar. Ben herkes Beşiktaşlıyım da bilir. Arkadaşlarım hep Galatasaraylı olduğumu söyler. Ulan ya ne adamdı Burak Yılmaz ya. Sergen hocamız Burak demiş. Arkadaşlar cevabımız Sergen Yalçın'dı bu arada. Ligi namalup şampiyon kapatan tek takım hangisidir?
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Na mağlup tek şampiyon. Kimdir? Bir cevabınız var mı? Fikir özgürlüğü var. Beşiktaş cevabı geldi. Fenerbahçe cevabı geldi. Senin bir... Selam. Ne? Beşiktaş diyor. Beşiktaş. Evet, Beşiktaş'tı arkadaşlar. Bak bu soru... Bu soru zor değil. Bunu herkes biliyor gerçi. Bu da zor, kolay. Bu da kolay. Bak bu soru birazcık belki bilmeyenler için olabilir. Türkiye en son hangi yılda Dünya Kupası'na katıldı? 2008, 2002, 2010, 2006. Hadi bakalım. Bence bu kolay ama bilemeyebilirsiniz yani dedi. Soldan atak yapıyoruz bu arada. Pas geldi. Hakan orta geldi. Kafa vuruşu Enes. Olmadı, gol gelmedi. ...2006 demiş. Hayır arkadaşlar, bunu bilmeniz... Hakan ne 2008 oğlum, ciddi misiniz? Şahin bildin, Kirpi abim bildi. Oğlum nasıl bir 2002 Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz, Euro'dan bahsetmiyoruz la. Aha bak bu soru güzel, bu soru güzel yalnız bak. Yani bilemeyebilirsiniz yani. Türk milli takımında en çok forma giyen futbolcu kimdir? Rüştü Reçber, Tugay Kerimoğlu, Emre Belözoğlu. Hangisidir? Senin bir cevabın var mı? Rüştü cevapları. Hakan aptal oğlum. Emre Bezelye. Rüştü. Evet, Rüştü'ydü arkadaşlar. Doğru. Hangi takımın Süper Lig'de şampiyonluğu... Yok, bu saçma olacak. Bu da saçma. Bakalım sıradaki. Evet, sıradaki sorularımız gelecek. Oğlum harbi zor bunlar. Dur bakalım, şuna bir girelim. Yorumlarınız var mı? Zormuş ha, harbi zormuş. Dur bakalım. Aa, süreliymiş. 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Milan kazanırken Şampiyonlar Ligi gol kralı kim olmuştur? Oha! Ruud van Nistelrooy, Kaka Leyta, Cristiano Ronaldo, Filippo Inzaghi. Oğlum harbi zor lan. Cevabını veriyor mu? Tamam, veriyormuş. Ya onu harbi zor bu arada. Of, çok zor. D şıkkı diyor. Yani yanlış. Inzaghi. Hayır arkadaşlar, cevabımız Kaka Leyta olacaktı. Diğer sorumuz geliyor. Juventus tarihinin en çok gol atan topçusu kimdir? David Trezeguet, Roberto Bettega, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero. Aga başka bir şeyler yapalım ya, sıkıldım. Az sonra zaten yayın bitecek. Az sonra, bir 10 dakika kalmaz. Ama bu soruyu cevapla şimdi. Bu sorunun cevabını şu an ben de bilmiyorum. Sizlerle birlikte öğreneceğim yani. D şıkkı. Hep D diyorsun ama yani sen cevap vermiyorsun, hep şıkkın adını söylüyorsun yani. Baggio demiş. Bakalım bir cevabı neymiş. Hayır arkadaşlar. Alessandro Del Piero'ydu. Oo, mükemmel bir soru bu arada. Türkiye'de kim en fazla hayrancılar sahibi? Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Sanırım çok zor bir soru. Yok. Galatasaray. 2010 Dünya Kupası finalinde İspanyol oyuncu Andres Iniesta kaçıncı dakikada attığı golle İspanya'yı şampiyon yapmıştır? 115, 114, 116, 118. Hatta arkadaşlar. Yok. Bu hangisi? Cevap kimdi? İngilizler yazsaydı Hollanda'ya atmıştı gerçi. Neyse. Bu çok saçma ve çok zor bir soru. Ben de şu anda buradan bakıyorum. 114 demiş. Hayır. Hayır, 114 değil. Oğlum bunu nasıl bileceksiniz? Hayır, 114 değil arkadaşlar. 116 idi cevabımız. Evet. Bak bu soruyu, tamam bak bu soru bilinebilir. Zor ama bilinebilir yani. Premier Lig ekiplerinden Manchester United kaç tane Premier Lig kupasına sahiptir? 20, 19, 21, 22. Senin bir cevabın var mı? Yok. Aleykümselam, hoş geldin.
Bu soru bilinebilir. Zor mu? Zor. Ama bilinebilir. Kerepe sen de şimdi cevap veriyorsun ha. Cevabı duyduktan sonra cevap veriyorsun yani. Süyü soru. Roblox oynayalım abi. Şu an değil. 21 demişler. Hayır arkadaşlar 20 değil. Cevabımız 20 olacak. 21 değil, cevabımız 20 olacaktı. Yanlış bilen arkadaşlarımız var. Sıradaki futbol testine geçelim. Türkiye yine gol atamadı. Bir daha sor. Soruyorum. Futbol tarihinin bir kulüpte en fazla maça çıkan futbolcusu kimdir? Javier Zanetti, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Xavi Hernandez. Kimdir? Zanetti, Buffon, Casillas, Hernandez, Xavi Hernandez. Bak bir kulüpte ama bir kulüpte tüm futbol demiyor. Buffon, Xavi. Söylemeden önce atmanın dışında sorun yok. Al, haklısın. Bakalım cevabımız neymiş? Cevabımız Inter efsanesi Javier Zanetti olacaktı. Atletico Madrid tarihinin en çok gol atan futbolcusu kimdir? Lan oğlum ne kadar zor. Diego Forlan, Fernando Torres, Sergio Conaguero, Antoine Griezmann. Bence bu soru kolay. Aa yanlış bildim lan. Oha ciddi mi bu? Lan bu Atletico Madrid tarihinde de bir olay yokmuş ha. Valla bu bile geçiyorsa yani. İki günlük topçu. Griezmann demiş. Gerçekten doğru yani. Griezmann hayırdır lan Atletico Madrid'in en çok gol atan oyuncusu oluyor. 10 sene oynamadı bile orada yani. Çok kritik. Oğlum ben de Forlan'ı işaretledim. Forlan değilmiş yani ha. Yalnız admin harbi şey ya mesajı. Allah'ınca soruya bak. Var ya. 21. yüzyılın en çok penaltıdan gol atan futbolcusu kimdir? Lionel Messi, Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Frank Lampard. Harbi mesaj yani. Soruya bak, sorunun saçmalığına bak yani. Bu penaltıdan gol atmanın olayını da anlamadım ya. Penaltıdan olay atılınca dalga geçiyor. Penaltı. Bak penaltı. Bak uçurucum seni banlarım. Ciddi söylüyorum banlarım. Penaltı yazmayacaksın bir de. Allah'ım ya Rabbim ya. Gıcık gıcık şeyler yazmayın ya. Mert Roblox. Penaltı yazıyor adama bak ya. Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu kimdir? Gerd Müller, Ronaldo Nazario, Miroslav Klose, Pele. Bunun cevabı... Oha bu muymuş lan? Oğlum bu ne kadar... Messi mi? Lan ne Messi'si? Aa. Evet bu arada Ronaldo'cu abimizden şey yedi, ban yedi. Banladın evet. Haklı olarak banladın. Penaltı dersen banlarsın yani. Miroslav Klose'ydi arkadaşlar cevabımız. Bilememekte haklısınız. Çok zor sorular gerçekten de. Gerçekten çok zor sorular. Harbi zor sorular. Hakan Orta kafa vuruşu. Gol. Gol kim? Serdar. Goat attı. Goat Serdar Dursun aldı attı arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuz geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema kaç yaşında 30 gole ulaşmıştır? 24, 25, 23, 26. Hangisi? 24, 25, 23, 26. Haydi bakalım. Süü. Hayır oğlum bu soru Şampiyonlar Ligi'nde. Süü mü yaptı? Arkadaşlar Serdar Süü yapmış. Serdar Süü yapmış. Bakayım beni. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi Ronaldo da mesaj yayınlarsa, hey Serdar, beni önüne kalabilirsin ama benden bir tane var. Allah'ım ya. Musti 3 oldu. Evet, evet. Serdar Dursun aldı abim. Süyü gösterecekler be. Taraftarlar da güldürmüş. Arkadaşlar bunun cevabını bilemediniz mi Benzema'lı soruyu yani? Neyse, sıradaki soruya geçiyorum. En çok Süper Lig kupası kazanan takım hangisi? Bu ne saçma soru lan? Geç bunu geç. Bunu sormadım sayın. Kolay soru. İlk defa kolay bir soru geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bakın grup maçlarında en çok gol atan futbolcu kimdir? Bakın ben tüm tarihi biliyorum ama gerçekten grup aşamalarını bilmiyorum yani. Ama yine de bir tahminim tabii var. Ronaldo, Henry, İbrahimovic, Lionel Messi. Bakayım Serdar Dursun. Yarın sınav var deme lan. He sınav var. LGS sınav var. Oha ciddi mi bu? Lan Lionel Messi... Ay söyledim. Lionel Messi grup aşamalarında daha çok gol atmış Ronaldo'dan. Ama önemli olan o mu?
Elemelerde kim daha çok gol atmış? Grup maçlarda yok, şakasına diyorum, yanlış anlaşılmaz şimdi. Yine mesajlardan bir linç yemek istemiyorum. Messi'ymiş arkadaşlar cevap bu arada. Bunu bilemezseniz yani yuh. Nasıl? Ama yakın olduğunu düşünüyorum gollerin biriminin. Evet. Sıradaki soruya geçiyorum. Sıradaki sorumuz. Liverpool tarihinin en golcü oyuncusu. Niye söylüyorsun? Ne yapayım? Ağzımdan kaçtı yani. Liverpool tarihinin en golcü oyuncusu. Sir Kenny Dalglish, Steven Gerrard, Ian Rush, Michael Owen. Michael Owen zaten Manchester United efsanesi değil miydi lan? Evet. Yeniden söylüyorum. Kenny Dalglish. Rush maç ile bir şeyler var. Gol. Ooo Serdar hadi lan. Meri attı lan. Meri attı. 4-0 oldu. Bravo çocuklar. Bravo. Aferin size. Köy takımına 4 tane attınız. Bravo. Arkadaşlar cevabımız Ian Rush'tı. Ian Rush'tı cevabımız. Evet. Sıradaki anketimiz de başlıyor. Futbolda kaç hakem vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hangi? Kaç tane hakem vardır? Sen ne düşünüyorsun? Kaç tane hakem vardır sence? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bence 4'tür. Evet, şimdi cevap verdim 4'müş. Yani. Bu soru çok kolay. Bunu geçtim. Adayı yendik ye. Bu soru da çok kolay lan. Bu soru niye bu kadar kolay? Bu anketi kolay yapmışlar. Bir saniye. Oğlum bunlar çok kolay sorular. Bu ne böyle bebeklere sorulan sorular gibi. Offside inceleme aynen şu an inceleniyor. Oha bu ne, topun çevresi ne hocam? Biz matematik mi çözüyoruz? Bu ne böyle? Çok kolay. Neyse tamam, bence ankete burada bırakalım. Of bayağı bence iyiydi. Beni saran bir anket oldu. Yayının bayağısını onda yaptık. Geriye zaten 5 dakika maç kaldı. Ona da birazcık tepki verip buradan ayrılırız. Meri adlı 86. dakikada gol incelemesi gerçek oldu. Maç bittikten sonra yayını da kapatacağım zaten. UEFA Uluslar Ligi şeyi, birinci grup maçına rahat bir şekilde geçiyoruz. Yani beklediğim gibi oldu da. İlk yarıda yine bir tane gol attım, bir tane gol attı ilk yarıda. Ayıp yani. Şimdi yazacağız arkadaşlar, bu milli takım hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey beklemeyin yani bunlardan. Bunların zaten pek kendilerinde bir iddiası yok. Yayını bitir, sesli gel. Yayını bitince de geceye doğru bir sesli. Pas geldi. İyi geliyor. Serdar Ayı orada gelse gol gelir. Verdi. Gol geliyordu. Olmadı Mert. Mert Müldür atamadı. Bakalım şuradan bir. Öf. Gece oldu zaten. Az da yayın yapsan 0-0-0-0 olur. Haklı. Böyle devam edeceğiz. Evet oğlum, 108 dakikadır yayınlamışız. Ben en iyisi yayını kapatayım ya. Ben yayını kapatsam daha iyi olacak. Evet. Bir sonraki yayınlardan görüşürüz o zaman ya. Ben yayını kapatayım. 110 dakika olmuş hocam. Ben gidiyorum, hadi kendinize iyi bakın. Discord'a da gelin yani. Discord'a gelmeyseniz gelin. Hadi bay bay. Değişik bir animasyonla gidiyorum.